tartışıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür. Zaten dükkanı görünce hatırlamışsınızdır. Kral esnafımıza geri geldik. Bakalım ne maceralar yaşayacak, dükkanında kimleri ağırlayacak. Hemen skece geçiyoruz efendim, buyursunlar. Kral. Seyşin mekanı ayarladı mı kral? He? Güzel, güzel, tamam kral. Yalnız ayrı ayrı gidelim, dikkat çekmeyelim, tamam mı? Tamam kral, çok güzel. Ya benim de var ya, gözlerim yollarda kaldı artık kral, yeter artık. Çok doldum, enerjimi bir atmam lazım. Tamam kral, ya duydun mu Asyalılar da varmış. He? Ya ben tercih etmiyorum, ben Avrupa tercih ediyorum biliyorsun zaten. Ama onlara da bir bakarız. He bu arada kral, bize fazla para döşemesinler, dikkat edelim. Tamam, hadi öpüyorum, orada görüşürüz. Abi hayırdır? Günah gecesi mi yoksa? Ha? Ne günah gecesi kral? Kendine gel ya. Allah Allah. Elektronik eşya fuarına gidiyoruz Macit abinle. Terbiyesizleşme. Evlendirelim artık seni ya. Bu ne böyle? Yok be abi. Erken de abi. Ne günler evladım da. Hoş geldin annem. Nasılsın? İyi misin? Nasıl yardım edeyim sana? Ha. Şimdi oğlum da ben bu telefondan böyle arkadaşlarım Saymen'le buluşacaktım da. He. Onlar beni arayacaktı da. Çalmıyor da, telefon çalmıyor. Bir bakabilecek misin? Ver bakayım kral. kral bu telefon kapalı. Aa, kapalı mı de? Evet. Ondan mı çalmıyor da? Ondan. Aa. Ama kral bunun pini. Pin istiyor kral. Pin mi? He. Kimden istiyor? Yani senden istiyor aslında ama benim elimde olduğu için benim yazmam lazım. Bende yok o. He. Oğlum, benim oğlum, ha oğlum yazmıştı da. Tamam annem, sen bir sus. Ben şimdi... Ama ben onu şimdi hatırlayamadım da. Anladım, kolay, ben tamam. Kolay olsun demiştim ben onu. Bir sus da. Ben ona... Yok annem, sıkıntı yok. Yok annem, acım, sıkıntı... Acım, yok yok, sen vur, istediğin gibi davran annem. Sen ona... Ona açık... Açekte olan yazmıştı da pini de. Açekte mi? Annem, ben dur bak şimdi ne yapacağım sana? Ben bir riske giriyorum, 1, 2, 3, 4 yazıyorum, tamam mı? Yaz. Aa, vallahi oldu. Yalnız annem, ben sana bir şey söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4'ü hatırlamaman beni korkuttu, ben sana söyleyeyim. Ben sana hemen bir tane hap veriyorum, balık hapı. Bunu alıyorsun, hafızan inşallah yerine gelir. Annem, he, ağzına at. Ha, tamam, tamam da. Al annem. Sağ ol, sağ ol. Allah senin de işlerini hayırlı yaptın. Sağ ol, Allah razı olsun. Aa, arıyor da, arıyor da. He. Dur da. Ha, Sayme! Sayme de, bak bak. Kral, kral. Teyzem, nasılsın? Sağ ol, kral. Sayme, bunu sen içeceksin. Sen de, ben de. Yarayım önemli. Sayme teyze, buna dikkat et. Tamam mı kral? İçeceğiz bunu, sağ ol da. Tamam. Seni öldürmesin. Tamam da. Ben şimdi bunu içeceğim ben sana. Sen de benden içersin, tamam mı? Tamam, tamam annem. Hadi görüşürüz. Ya kral, yani bu kuşak cep telefonunu hiç anlayamadı ya. Asla anlayamadı. Bir de şeyi anlayamadılar abi ya. Ne? Liradan 6-0 atılmasını. Ya vallahi anneannem pazara gidiyor. Domatesin kilosu 20.000 lira olmuş diyor. Yani ne bileyim ben, teyzemlere gidiyor. Serdar'ın maaşı 40 milyon olmuş diyor. Yeni evler 10 milyar diyor. Yani ortalık çok karışık abi ya. Sen ne anlatıyorsun bana kral ya?
Bana boş yapma. Sohbet sen ettim. Ürünleri saydın mı? Saydım abi, hallettik. Hallettin mi her şeyi? Tabii abi, bak. Bakayım. Burada. Mesut! Mesut! Kötü haberleri duydun mu? Ne oldu kral? Maliyeciler mi geldi? Kısaca mafya dalandı. Bütün esnaftan 5'er bin lira haraç alıyorlarmış. 3 tane adam, silahları da var galiba. Sıkıntı yok, hepsini alırız kral. Ne yapacağım Mesut? Adamlarla kavga mı edeceğim? Uzi 758'i ben satıyorum kral. O mal peynir ekmek gibi gidiyor. Hepsini alırım. Telefonla hep kral aynı zamanda. Ya kapıya mafya dadanmış, sen hala mal satma derdinde misin? Kral hayat devam ediyor ya. Allah Allah, ticaret durmaz. Sen de bir sakin ol ya. Sen o adamları bana gönder, ben konuşurum. Ne konuşacaksın? Siyah takım elbise fiyatlarını mı konuşacaksın mafyayla? Ya sen gönder adamları kral ya, hayret bir şey. Tamam ya, ben gideyim de sargı bezi falan bir şeyler ayarlayayım. Gitti 5 bin lira ya. Hadi kral. O zaman kasadan hemen 5 bin lira ayarla bana. Abi kabul mü ediyoruz bu durumu şimdi ya? Oğlum hayatın gerçekleri vardır. Çocuk gibi adamlarla şimdi biz çatışmaya mı gireceğiz? Ver bakalım. Aha. Hayati Bey giriş yapıyor. Zaman! Çoğu zaman sandığımızdan hızlı akar. Ancak biz bunu zamanımız bittiğinde anlarız. Ki belki de o zaman dünyada gözümüzün açık olduğu son zamandır. İşte o zaman... Hoş geldin kral, hoş geldin. Hoş geldin. Başım üstüne. Ben şu 5 bini takdim edeyim. Bu böyle çok kolay oldu ya. Yani ben daha böyle o afilli sözlerimi bitiremedim ki, böyle şekilli laflar yapacaktık filan, sen hemen böyle onu verdim böyle bir... Hiç mi şöyle bir siz kimsiniz lan filan gibi bir gider bir ters yapmak yok mu? Yok kral, yok. Öyle şey mi olur? Hiçbir sıkıntı yok ya. Ben senin geleceğini zaten haberini aldım kral. E sonuçta senin de piyasada yani bir ağırlığın var. Sektörde bir ağırlığın var senin. Sen de esnaf sayılırsın. E biz seninle meslektaşız kral. O yüzden hiç sıkıntı yok. Al senin bunu. Alıyorum abi o zaman ben. Al Fikri, al. Ben de alabilirim abi. Oğlum biriniz alın işte. Tamam. O zaman yarısını ben alayım, yarısını Mustafa alsın. Bak harika vekil. Al şimdi yarısını. Ver bana yarısını. Tam ortadan mı? Ama yarısını veremem ki. Neden? Hepsi 200'lük. Evet, 2400 de 2600 olur. O şekil olmaz. Esnaf adamsın. 200'lük var mı? Ya da 4 tane 50'lik de olur. 4 50'lik. Lan! Verin lan şunları bana. Bana bak. Şimdi tabii sen hemen böyle hızlıca bu aracı verince biz de kendimizi tanıtamadık. Ben Hayati, bunlar da adamların Fikri ve Mustafa. Bu pasajı dışarıdan gelecek tehditlere karşı koruyacağız. Tabii belli bir ücret mukabilinde. Hiçbir yapamazsın kral. Düzgün kursan abimle. Kral, ben o malın distribütörüyüm zaten. Evet, ben satıyorum. Sen satamazsın o malı. Bak sen o malı 750 liraya sat kral. Beni bir odanın içine kapat. 24 saat sana dua ederim. Ehe. Ticaret devam ediyor. Ben haraç vermiş olabilirim ama ticaretim devam ediyor kral. Hadi görüşürüz. Dedim yoksa bizden korkmuyor mu? Yani kral, o konuya gelirsek de açıkçası korkmuyorum kral ya. Bu ne Allah aşkına kral? Bir kelebekle adam soymaya gelmişsin. Bu ne ya? Çok demode. Eski bunlar. Nasıl yani? E kral şuna baksana. Bak bunu çıkardım, bunu çıkardım. Hem blablabup, bitti. Böyle olmaz kral. Böyle olmaz abi. Aynen öyle. Ben de diyorum inovasyona biraz açık olalım diyorum. Aynen abi. Kral, teknoloji gelişiyor. Başka bir şey bulmak lazım. Öyle mi diyorsun? Peki sen ne öneriyorsun kral? Ozan, bizim titanyum bıçakları getireme bakayım. Vereme ver. Titanyum bıçak. Kral, bak böyle bir şey yok. İnanılmaz bir alet. Bak bunu yapan adam bundan sonra ben bir şey icat edemem deyip meczup olmuş. O kadar yani. Bu bıçağı kesemeyeceği tek şey bizim dostlarımızla arasındaki muhabbet. Al şuna bir bakar mısın kral? Tut şöyle. Ağır da bir şey ha. E kral, kaliteli mal ağır olur. He. Şuna baksana. Malzemeden kaçmamışlar. Acayip bir şey ya. Dokunamıyorum bile. Yani bu senin elinde olacak. Gelecek sana başka bir adam diyecek, öyle mi? Şuna bir bak ya kral. Şöyle bir sar. Bunun başka renkleri var mı? Bu dağılan kelebek benim gözlerimin rengini ortaya çıkarıyordu da. Oğlum, haraç kesmeye çıkıyoruz. Abi neyle ne zaman karşılaşacağımız belli olmuyor ki. Kral ver bak, ver. Ver onu bana. Bunlar modüllü, tamam mı? Modüllü yap. Bak, bu çıkıyor. Allah abi. Hemen bunu takıyorsun. Hop, rengi değişiyor. Görüyor musun? İnanılmaz pratik bir şey ya. İstediğin rengi takabilirsin. Orman yeşili, deniz mavisi, tıkalı trafik bordosu.
İstediğini tak abi. Aa, bordo da... O... Abi alalım mı ne olur? Ne olur alalım, bordo diyor, ne olur? Ne olur? Ağır ol lan biraz. Tamam, ver 3 tane bize. Tamam kral. Evet. Borcumuz ne kadar? Ozan, hemen 3 tane paketle. Kral bak şimdi. Ben bu maldan sana 3 tane veriyorum. Sen bana ilk defa geliyorsun. İlk müşteri indirimini yapıyorum sana. Asla KDV almıyorum kral senden, tamam mı? KDV de almıyorum. Bir de kral, sen şimdi bunları eline aldın ya. Ben korkudan da indirmeye başladım biraz. Onu da ekliyorum. Ben bir de boş boş basmayı severim kral. Tamam mı? Heh. Al bakalım. 2.700 lira. Nasıl 2.700 ya? Oğlum 5.000 haraç aldık, yarısı gitti. Neyse. Ver kart. Heh, ver kartı ver. Heh, güzel günlerde kullan. Hadi. Neyse. Heh. Biz çıkıyoruz. Haftaya görüşürüz. Tamam kral. Hadi. Hayati Bey çıkış yapıyor. Kral güle güle. Hava soğuk yalnız, atkılarınızı takın. Atkı mı? Ne atkısı? Kral sizde ince beyaz atkı yok mu? İnce beyaz atkımız yok demeyin ha. Hayati Bey geri dönüş yapıyor. Yok vallahi. Kral Allah aşkına mafya adamsın. Ben senin mafya olduğunu nereden anlayacağım? Ben sizi böyle görsem düğünde boş boş gezen akraba sanırım. Şu tiplere baksana kral. Şu ortadaki kukuman kuşu gibi zaten. Aynen, arka masaya geçecek, direkt akrabayız yani. Aynen. Kral bak, Ozan atkıları vere olur. Atkı. Ben size inanılmaz bir kıyak yapacağım. Kral, şuna bir bakar mısın? Bak, bunu Napoli'den getirtiyorum. Bak, İtalyan, %100 pamuk. İnanılmaz bir şey. Gel şunu ben sana bir takayım. Heh. Şuraya baksana. Wow! Don Carleone oldum kral. Ne diyorsunuz? Abi müthiş bir ağırlık verdi sana. Öyle mi diyorsun? Ha? İyi o zaman, tamam. Bir tek bana alalım. Hayati Bey ayıp ediyor. Tamam lan, tamam. 3 tane alalım. Ha, tamam. Oley! Oley mi? Hemen diğer arkadaşlara da geçir Ozan. Geçireyim abi. Geçir, geçir. Borcumuz ne kadar? Kral şimdi borcun... Ya bunlar ithal mallar. Vallahi tam kendimizi şımartma günü oldu. Bak, ithal olduğu için maalesef KDV'de çok indirim yapamıyorum. Ama ben seni çok sevdim kral. Bir de 3 tane grup indirimi yapıyorum. Bir de kral, tabii ki beni bilirsin, boş boş basıyorum. 4.500 kral. Oğlum, 5.000 haraç aldık, haracı da geçti bu. Kral sen bilirsin, ben zorlamıyorum. Bana buradan kalan sadece 15 lira. Göster o zaman 15'i. 15 lira. Aa, görüyorsun değil mi? Sonra biri gelip size garson muhabbeti yaparsa kral, içli köfteler nerede kaldı diye sizi çağırırsa, ben bilmem. Ben bilmem. Tamam. Tam bir skandal olur. Vallahi öyle olur. Alıyorum. Tamam, alıyorum. Hemen paketle ol. Ya paketlemeye gerek yok, tamam. Neyse çocuklar, gidelim, daha haraca bağlayacağımız dükkanlar var. Hadi. Hayati bir çıkış yapıyor. Kral, şu benim gönlümden koptu. Kedimiz için bir çıngırak. Hediye olsun benim. Kedi mi? Ne kedisi ya? Bir dakika kral. Siz mafya babasısınız ve kediniz yok. Şu anda şoktayım. Hayati Bey geri dönüş yapıyor. Kedi şart mı? Kral tabii ki şart ya. Mafya babasısın sen. Bak Don Carleone. Müfettiş gece takı kötü adam, gardiyemen. Bunların hepsinin kedisi var. O zaman Mirnav'ı göster oğlum. Mirnav. Bak Mirnav, şunu al. Aa canım benim. Kral şunu bir al. Al. Bak bir sev. Heh, biraz pis ama. Nasıl hissettiriyor? Vallahi sanki fena durmadı ha. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Milletin hayatını karartırken zerre umursamıyormuş gibi görünüyorsun. Öyle mi? Abi kadınlar da bayılır kedi işine ya. Ne olur alalım. Ne olur, çok tatlı bu. Alalım abi. Ne kadar? Kral o nasıl laf? Ben evcil hayvan satmıyorum, ben sahiplendiriyorum. Öyle mi? Tabii kral. İyi o zaman. He, gel ama şöyle bir şey var kralım. Biz yan ürünlerini satıyoruz bunu. Tasması, maması, karma aşısı, pire ilacı. Biraz da boş boş şaklatıyorum kral. Lak 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 lak.
5500 kral ama bundan bana kalan 15 lira. Bravo kral. Aynen. Doğru cevap. Ulan haraç kesmeye geldik. Borçlu çıkacağız ha. Hemen poşete, poşete, poşete. Pire ilacı hemen karma altında. Koy, 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 koy. Hey, çek şunu. Hadi gidelim çocuklar, işimiz gücümüz var hadi. Hadi bakalım. Hayati Bey çıkış yapıyor. Ha, oğlum be. He, buradayım. Ha, ben seni bulamadım bir yandan da. Çıkın. Teyzeye dikkat edin. Teyze vuracaksan beni uzak durayım. Yok yok. He. Şimdi oğlum de ben saymelerle fotoğraf çekecektik de. Tamam teyze. Böyle köpek suratı köpek suratı çıkıyor. Çekilemiyoruz fotoğraftan da. Ya oğlum, teyze sen niye telefon kullanıyorsun ya? Instagram'a girmişsin. Aa, oradan da bak köpek şeyine girmişsin ya. Bak köpek gibi gösteriyor seni. Ben dur onu normal kameraya aldım. Heh. E bunu kullanmayı bilmiyorsan teyze satın almayacaksın ya. Sağ ol oğlum, sağ ol. Allah senin razı olsun de. Amin. Sağ ol de, sağ ol de. Hadi bakalım. Seni de ben saymayı da göstereyim de ona da sen... Oğlum çekilsen de geçeceğiz be. Teyze de geçecek de. Teyze istediğini de vermedik mi? Geç, buyur. Puuu! Seni doğru lan ben senden çıkıyorsun. Puuu! Biz teyzelerimizi başımıza taşıdık. Ne dedi ya? O öyle, öyle kral. O öyle. Teyze çıkış yaptı. Hayır, dua etsin teyze yani. Kral, teyze olmasıyla alakası yok. Benim baştan söyleyeyim sana. Nasıl? Yani senin adamların bir sinerjisi yok kral. Eksik yani. Bir de bunlara baksana ya. Hepsi baby face. Teşekkür ederim. Aa bak. Bak şu laftan gurur duydu. Üstünü aldı. Gördün mü kral? Bak ben sana iki tane adam... Ozan, hemen İsmail'le bizim İbrahim'i çağır buraya. İsmail'le İbrahim mi? Sen bekle, bekle kral, bak. İsmail'le İbrahim. Kral. Allah kitap aşkına kral, böyle bir tip olabilir mi ya? Şuraya bak. Bundan piyasada yok ha. Şu façalara baksana. Böyle façalı bir adam gördün mü? Yemin ediyorum var ya, bunu anası sevmez ya. Berbat tipler kral. Tam senlik yani. Tam berbatlar evet. Hayat abi. Yani böyle düşünüyor olamazsın değil mi? Ama oğlum yani siz de ne diyeyim yani? Teyzeden fırça yiyorsunuz oğlum. Kral bak ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bu iki arkadaşı al. Bir dene. Konforuna bir bak. Bir kullan şöyle bir ya. Öyle mi? Ondan sonra karar ver. Ha. Gelin bakalım. Evet, geç şöyle. Geç İsmail, İbrahim geç. Şöyle gel bakayım. Gel bakayım şöyle. Gel. İbrahim! İbrahim dalaşma oğlum. Adam sırf sırt tehdit ya. Adam sırf tehdit. İbrahim gel oğlum gel. Etraf temiz. Abi. Şöyle bir durayım bir saniye. Temiz. Emniyettesin abi merak etme. Bir saniye durun geliyorum. Bir daha bakacağım ya. Bu iyi sanki ya, oturdu ya. Aynen, ha. Aynen tam senin. Hayati Bey bizi üzüyor. Hayati Bey'i rahatsız edeni rahatsız ederiz kardeş. Abi. Alıyorum bunları. Tamam, hemen sar Ozan. Yok yok, sarmasın. Eskileri sarın. İhtiyaç sahibi bir mafyaya veririm sonra. Tamam. Hayati Bey bizi kırıyor. Hiç böyle hayal etmemiştim. Neyse. Evet, gençler. Hadi gidelim daha keseceğimiz haraçlar var. Hadi bakalım. Evet, Hayati Bey konuşmama hakkına sahipsin. Ne oluyor ya? Eğer avukat tutacak durumda değilsiniz, devletimiz sizin adınıza avukatı da atar. Nasıl yani ya? Kral, İsmail ile İbrahim bizim asayiş şubeden arkadaşlarımız. Onların tesisleri ben veriyorum. Sen gelince hemen mesaj attım, arka kapıdan sağ olsun geldiler. O yüzden İbrahim, ya cebinde benim 5000 lira haraç vardı, onu da alsana. Hayati Bey, hak ettiği hayatı yaşıyor. Ozan, oğlum mırnavı da al, mırnavı al. Mırnav mı? Mırnava alıştık, kalsın ya. Ne ara alıştın ya?
Sen bu kedi bu hapishanede falan yaşayamaz, anladın mı? Gerek yok şimdi. Hadi sonra. Bittin ulan sen, bittin. Kral, Batı Bank esnafı bitmez. Ancak şekil değiştirir. Ha. Ya teyze, yine mi sen ya? Oğlum, son. Sayın Meleğ'le biz fotoğraf çekinecektik de. Evet kral. Sayın Meleğ'e ben dedim de. Evet. Git dedim, geriye git dedim. Telefona sığmadı da. Evet kral. Sayın Meleğ de. Telefona sığmayınca o da denize düştü de. Sen şimdi bu telefonu genişlet de biz onun içine sığamadık da hepimizin fotoğrafı sığmadı da. Teyze, ne genişletmesi ya? Kral, kadın denize düşmüş. Çabuk gidip kurtaralım ya. Saime teyze nerede, nerede? Dur de gel. İşsizlikten kurtulacak mıyız hocam? Yine işsiz olacaksınız ama daha kalifiye işsizler olacaksınız. Akrabalarımızı beni darlıyorlar. Ne yapmamız lazım? İş bulana kadar akrabalarla görüşmek yok. İngilizce abartılmak için vardır. Ne demişler? CV'yi söker. Patronlar çok okuyan adamı sevmez. Akademik eğitimini biraz kısa oğlum. Çok iyi mumbar dolması yaparım. İyi bir dinleyiciyim. Kızım sen iş mi bakıyorsun, kısmet mi bakıyorsun? Ekip çalışmasına yatkın, başkasının da işini sana kitleyeceğiz demek. Gerçekten işe yarar şeyler ya. Maaşımın gecikmesi beni heyecanlandırır gibi. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek. Bunun özeti şu, köle arıyor. Ben tam anlamadım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben işsizim. Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi bir arkadaşımızın ilk buluşmasına tanık olacağız. Bakalım başına neler gelecek. Buyursunlar. Evet, restoranımız burası. Gelmeden önce ben yerimizi ayırdım. Tadım menüsü sipariş ettim. Gerçekten mi? Evet, evet. Biz oturmaz. Servise başlayacaklar. Çok hoş. İlk buluşma için gerçekten çok güzel bir yer seçmişsin. Sen nereden buldun burayı? Arkadaş önerdi. Beni nasıl buldun? Arkadaş önerdi. işte Buse'cim dedi ki böyle biri var İsmail, hani Insta'lı gösterdi, fotoğraflarını göster. Özür dilerim. Sen görünüş olarak sor. Evet ama çok iyi. Çok iyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmail Bey, hanımefendi. Ben İbrahim. Bu akşam size ben servis vereceğim. Teşekkürler. Müsaadenizle şunları bırakayım şöyle. Tamam. Vay be. Ben size yardım edeyim ya. Hiç zahmet etmeyin. Yok rica ederim oğlum. Ne demek? Peki, çok teşekkür ederim. Ben koysaydım. Hayır, hiç gerek yok. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun, zahmet oldu valla. Ben hemen yemeklerinizi getiriyorum. Tamam, sağ ol. Şöyle koyayım. Ne kadar zarif birisin İsmail. Yani garsona yardımcı olman çok hoş bir davranış. Çok ince düşünceli biriymişsin. Yani rica ederim. Yani normalinin bu olması lazım. Yani artık dünyada her şey çok kaba. Değil İnsanların mi? Birbirine bence yardımcı olmaları gerekiyor. Değil mi? Değil çok, mi? Çok haklısın evet. Hı-hı. Ben de öyle düşünüyorum. Peki İsmail acaba senin ilk buluşmadan beklentin nedir? Ne kadar güzel sorular soruyorsun sen. Çok enteresan bir şeysin sen ya. Benim ilk buluşmadan beklentim nedir? Yani bir yemekleriniz geldi. İlk buluşmadan beklentim aslında benim şöyle söyleyeyim sana. Ben onu şöyle yapayım ya. Ay siz zahmet etmeyin. Yok rica et. Sen bırak ya, ben hallederim vallahi. Kardeşim benim. Bütün gün yoruluyorsunuz zaten. İlk buluşmadan beklentim diyor. İlk buluşmadan beklentim bahşiş mi İsmail? Tamamdır ya. Vallahi tamam. Çok teşekkürler, sağ ol. Zahmet oldu vallahi. Peki, ben teşekkür ederim. Rica ederim. Ben hallederim bunu ya. Hop. Aldı. Kolay gelsin kardeşim. Aslında bütün işi sen yaptın. Ya sana kolay gelsin demesi gerekiyor. Ya ne alakası var? Elime mi yapışacak yani? Biz şimdi önemli konumuza dönelim. Evet. Peki senin bir ilişkiden beklentin nedir? Yani ne bileyim, ilk önce galiba saygı. Evet.
beni anlaması, beni dinlemesi, benimle ilgilenmesi bunlar önemli benim için. O kadar aynı şeyler ya. Ki. Ya saygı çok önemli, dinlemek çok önemli. Değil mi? Ya günümüzde artık kimse kimseyi dinlemiyor. Herkes kendi dünyasında. İçecekleriniz de geldi efendim. Ben yardımcı olurum. Hay aksi, hay Allah, kusura bakmayın. Hemen temizlettiriyorum efendim, hemen temizlettiriyorum. Mustafa Bey, Mustafa Bey, masa seçin. Üstüm başım battı hepsi. Sakin, sakin. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Hiçbir problem. Ben şimdi hallediyorum. Sen bana bırak. Çok teşekkürler. Hiçbir problem. Bir senden damlıyor artık orayı silebilirsin. Sen bana bırak. Ben şimdi her yeri temizledim. Tamam. 2 dakikada şuraları aldım. Ayağını kaldırsana. Tamam. Şurayı. İsmail, benimle ilgilenmen için hizmet sektöründe mi olmam gerekiyor acaba? Şuraları alayım, ben hemen sana döneceğim. Bak buralar. Ben en son tuvalete gideyim çünkü bu leke tutacak gibi. Allah Allah. Efendim, hiç mühim değil. Ben hemen hallediyorum. Ben yardım edeyim mi? Yardım edeyim ben. Çok şakacısın. Bırak sen bana. Ben yardım edeyim. Ben yaparım ya. Olur mu canım? Lütfen beyefendi. Yok, vallahi ben yaparım. Benim işim beyefendi. Olur mu öyle şey? Hep üstünüz batar. Lütfen. Tamam, önünü bana ver. Olur mu canım? Önünü bana ver. Nasıl ya? Tamam, önünü bana ver. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Ya üstüm batmasın, önünü bana. Hayır, olur mu? Ben yaparım. Ya ben, siz niye yapıyorsunuz? Ben yaparım. Sait! Özelse çıkayım ben. Ha yok. Beyefendi benim önlüğümü almak istiyordu da ondan, yani yerleri ben silerim dedi herhalde, şaka yaptı. Ben hallederim lütfen. Ya nasıl sen halledersin ya? Bütün gün çalışıyorsunuz. Ya bırak bende ya bu iş. Bende ya. Nasıl ya? Nedir oğlum, tamam. Hallederiz ya. Şu ayağını kaldır. Tamam. İsmail, sen buraya benimle flört etmeye mi geldin yoksa çalışmaya mı? Birazdan geliyorum. Oluyor galiba. Oluyor. Vallahi hiç kirim bir kalmadı. Ellerini sal. Süpersin be abi. Ya aslında bir diş fırçasıyla Arap sabunu getirsen var ya, derslerin arasını ben çok güzel alırım biliyor musun? Çiçek gibi olur. Öyle diyorsun yani. Vallahi. İyi, tamam. Tamam. Buralar sende abi. Tamam. Ben de seni merak etme. Sağ ol. Hallederim ben. Ya ilk buluşmada bu yaptığın oluyor mu acaba ya? İsmail, lütfen bırakıp yanıma gelip oturur musun acaba ya? Ben şimdi hepsini halledeceğim. Sen hiç merak etme. Aman Adanalı, yandım Adanalı. Ben sana yandım, canım Adanalı. İsmail. Ben sana yandım, aman Adanalı. İsmail, lütfen gelip yanıma oturur musun? Hay vallahi zaten... Bitti sayılır, biliyor musun? Ay, tamam. Garson bey, bana bakar mısınız? Buyurun efendim, nasıl yardım edeyim? İlla müşterim olmam gerekiyor benimle ilgilenmem için ya. Yok, zaten bitti. Hiç merak etme. Tamam. Asarı bez finali yaptı. Sen deyin. Yani İsmail'cim, benim sana anlatmak istediğim çok özel şeyler vardı ama... Yani bu hareketler yüzünden bir türlü fırsat bulup anlatamamıştım. Çok haklısın. Ben şu anda tamamen bütün kalbimle seni izliyorum, seni dinliyorum. Ya saçma sapan hareketler yok yani. Onlar bitti. Tamam, ben şimdi tamamen sendeyim. Tamam. Şey anlatmak istiyordum. Bu ses bana senin fotoğraflarını ilk gösterdiğinde ben çok heyecanlandım. O günden beri de senden çok aşırı hoşlanıyorum. Yani hep merak ediyorum acaba ne yapıyor, gününü nasıl geçiriyor diye. Öyle bayağı etkilendim yani. Yani insan başka bir şeyi nasıl bekler ki bu kadar yani? Yani sipariş vermeyi bekler. Anlamadım. Yok, ben tamamen sendeyim. İşte ben sürekli her gün seni stalkluyordum. Ondan sonra çok merak ediyordum. Acaba beni beğenir mi, benimle ilgilenir mi, ben onun dikkatini çeker mi falan gibi. Öyle yani. Ay, çok dalgın ve duygulu baktın uzaklara. Aslında benim de kafamda bazı bir şeyler var ama... Ya, yani sen de benimle ilgileniyor musun? İlgileniyorum. Hemen ilgileniyorum efendim. Garson bey birazdan geliyorlar. Ne istersiniz? Siz siparişinizi verin. Ben garson beye iletirim. Siz garson musunuz? Hayır, ben müşteriyim. Ama garson beye yardımcı olma amaçlı. Ben isterseniz size yardımcı olabilirim. Adisyon açabilirim. Ya ben senin kalbimi açıyorum burada. Sen orada adisyon mu açıyorsun? Müşteri geldi ya. Bakabilir miyiz?
Sağ olun, çok teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba, biz bahçeye geçebiliyor muyuz? Tabii ki, buyurun, ben eşlik edeyim. Buyurun, buyurun. Abi, vallahi size çok teşekkür ederim. Niye? Bütün akşam bize yardımcı oldunuz. Kocaman bir kalbim varmış vallahi. Rica ederim ya, vallahi yani normali bu bence ama insanlar iyilik yapınca garipsiyorlar. Ya biz de böyle sabahtan gece yarılarına kadar deliler gibi çalışıyoruz, yoruluyoruz. Kimisi hor görüyor, kimisi kötü davranıyor, kimisi ezikliyor. Ama sen bugün böyle bir çıktın karşıma. İlk defa hayatımda birisi beni düşündü. Hem de kendi buluşmasını riske etme pahasına. Bu geceyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Yenge, sen de çok şanslı birisin vallahi. Ya aslında var ya, çok haklısınız. Ya düşünüyorum da, iyiliğe o kadar alışmamışız ki İsmail'in yaptıkları garip duruyor. Çok haklısın ya. Tüm açık yürekliğimle senden özür diliyorum İsmail. Ya rica ederim, hiç önemli değil sevgilim. Sevgilim mi? Aşkım benim ya. Vallahi duygulandım. Ne kadar güzel şeyler yaşıyorsunuz. Ya. Bize bunlar hayal vallahi. Bir dakika. Senin sevgilin yok mu? Ha? Yok be abi, nerede? Hiç olmadı. Dur, sana yardım edeceğim ben. Gel gel, vallahi ne demek sevgilim yok ya? Olmadı. Otur şuraya. He? Otur. Ne? Otur. He? Sen devam et. Ne? Sen devam et, devam et. Abi. Oğlum belli ki işten ben güçten... Ben mi çıkayım? Tabii canım, belli ki işten güçten özel hayatına hiç sen şey yapmamışsın yani. Bu senin hakkın, değil mi yani? Yürü. Abi sen ne dediğini farkında mısın? Çık mı diyorsun yani? Rahat ol. Vallahi. Vallahi. Merhabalar, ben İbrahim. Yenge çıkmış. Yapma ya. Neyse, başkasını buluruz. İyisin değil mi kardeşim? İyiyim. Sen sakın kendini üzme. Otur güzel güzel, bak keyfini çıkar. Ben buraları toplarım. Peki. Sen hiç merak etme. Sağ ol abi. Burada cheesecake'i çok güzeldir. Tamam. Hiç yememiştim. Tamam. Ha. Ben hepsini toparlıyorum, hiç sorun değil. Hmm. İbrahim. Merhaba patron. Afiyet olsun ya. Tamam. Mesai saatlerinde pasta mı yiyorsun? Özür dilerim patron. Hemen hallediyorum. İbrahim, ne demek özür diliyorum ya? Bir dakika. Abi. Pardon da sana hayırdır? Bir tane personeli dikmişim buraya. 8 tane masa var burada. Hayırdır ha? Ne oluyor? İnsan mı sömürüyorsunuz siz burada? Ne diyorsun oğlum? Kim bu? Müşteri patron. İnsan sömüremeyeceksiniz kardeşim. Bitti o dönemler. Kazın ayağı öyle değil. He? Ne oldu? Bir dengen şaştı. Ne yaparsın lan? Ne yaparsın? Kovarım. Ne? Kovarım. Kovamazsın efendim. Abi biz dur. İstifa ederiz. Abi dur. Abi. Abi ne? Abi ne yapıyorsun? Vallahi... İstifa ne abi? İstifa olmaz. Ettik. He? Ettik, vallahi ettik. Tamam. Bana da uyar. Daha iyi olur yani. Tazminat ödememiş olurum. Hadi İbrahim, kovuldun. Hadi bakalım. Tamam ya. Bir nefes al. Rahat ol. Ya ne oldu şu anda? Ne oldu? Ne yaptın abi sen ya? Ya işinden gücünden oldun be. Deli midir nedir? Ya ben daha kardeşimi yeni okula yazdırmıştım. Onun masrafları vardı. Ne yapacağım ben şimdi? Of ya! Kardeşini mi okutuyorsun? Kardeşini ben okutacağım. O çocuğu okutacağım. Hangi okulda okuyor? Lan yürü git. Deli midir nedir? Aa! Vallahi yardım edeceğim. Hadi kardeşinin be. Adını ver bana. Ya ver. Hangi okulda okuyor? Ya gider misin? Yardım edeceğim. Gide ya. İşsizlikten kurtulacak mıyız hocam? Yine işsiz olacaksınız ama daha kalifiye işsizler olacaksınız. Akrabalarımızı beni darlıyorlar. Ne yapmamız lazım? İş bulana kadar akrabalarla görüşmek yok. İngilizce abartılmak için vardır. Ne demişler? CV'yi söker. Patronlar çok okuyan adamı sevmez. Akademik eğitimini biraz kısa olun. Çok iyi mumbar dolması yaparım. İyi bir dinleyiciyim. Kızım sen iş mi bakıyorsun, kısmet mi bakıyorsun? Ekip çalışmasına yatkın, başkasının da işini sana kitleyeceğiz demek. Gerçekten işe yarar şeyler ya. Maaşımın gecikmesi beni heyecanlandırır gibi. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek. Bunun özeti şu, köle arıyor. Ben tam anlamadım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben işsizim. Enteresan öğrencilik anısı olan var mı? Şurada bir beyefendi var. İyi akşamlar. Hatay İskenderun'dan geliyoruz. İskenderun. İsim ne efendim? Ahmet. Ahmet Korkmaz. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. 96'da İstanbul'a geldim. Hatay İskenderun'dan.
tabii görmediğimiz, bilmediğimiz birçok şeyi burada fark ettik, gördük, yaşadık. Babam devlet demiryollarında çalıştığı için yaz tatilinde trenle döneceğim. Alışveriş yaptım. Turistleri Sultanahmet'te falan gördüm, böyle şort, tişört, sandaletle gezenler. Onlara özendim. Dedim ki ben de böyle bir tarz artık edineyim kendimce. Alışveriş yaptım. Kaldığım ev, arkadaşlarla kaldığım ev Fatih'te. Esnaflar beni tanır, sohbet ederiz. Ben evden çıktım. Selamlaşıyorum. Ben memlekete gidiyorum. Üniversite 1'i bitirdim. İşte görüşmek üzere falan dediğimde herkes çok kötü böyle yani tuhaf bir gözle bana bakmaya başladı. Acaba siz onları giydiniz. Tabii tabii. Yani şort, tişört, sandalet, sırt çantası bana göre çok şey oldum, böyle yakışıklı olduğunu düşünüyorum. Fatih'ten Eminönü'ne işte dolmuş, otobüs ya da işte oradan vapurla Kadıköy'e, Kadıköy'den Haydarpaşa'ya. Başkent Ekspresi eskiler bilir. Onunla Ankara'ya. Şimdi oturuyorum. İçeride hostes arkadaşlar ikramda bulunuyorlar. Şimdi ikram mesela bir şey içer misiniz diye soruyorlar ama bana bakıyorlar çok böyle yine kötü gözle. Problem var yani. Bana göre sorun yok da bu kadar insan üst üste böyle bakınca çok uzatmayayım. Oradan Ankara'dan teyzeme geçeceğim Kazan ilçesinde. Yine orada da belli bir yürüyüş dolmuş. En son ulaştım. Ben şey bekliyorum. Teyzem kapıyı açtı. Bana böyle yeğenim gelmişti. Boynuma atlayacağını falan zannediyorum. Şok bir ifadeyle oğlum sana ne oldu dedi. Kazan geçirdin. Ne bu hal falan. En son ne oldu? Pantolonun nerede senin dedi. Dedim teyze pantolonum yok. Ben böyle geldim. Hani şortla gayet normal. Oğlum bu boxer dedi. Ben hayatımda boxer kelimesini ilk orada duydum. Bana göre ben alışveriş yaparken... Evet. Sonra... Londra'da ve New York'ta bir grup var. Yılın belli dönemlerinde haberleri falan izlemişsinizdir. İç çamaşırları metroya binip bir durak gidiyorlar. İşte o yıl bir şeyi protesto ediyorlar. Muhtemelen onun başlangıcı da herhalde bana ait diyebilirim. Ben onun çok daha uzun mesafelisini gerçekleştirdim. Gidiyorlar sizin resmin önünde mum yakıyorlar falan. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizim öğrenci arkadaşlarımız var. İçim sıkıntısı yaşıyorlar. Bakalım başlarına ne gelecek? İzleyelim efendim. Buyursunlar. Bahadır. Oğlum. Söyleyeyim, söylemeyeyim diyorum. Sana söyleyeceğim. Bak seninle aynı odada yatıyoruz kardeşim. Geceleri uyurken şort diye giydiğin şey aslında boxer. Boxer. Boxer mı? Boxer. Kankacığım vallahi bu kelimeyi ilk kez duyuyorum. New York'a git öğrenirsin. Kolay gelsin Mustafa. Arkadaşlar, hadi şu derslerinize bakın ya. İyi lan, bu dolap bomboş. Ya arkadaş, ders çalışacağım, kafam almıyor. Şekerim düşüyor açlıktan lan Mustafa. Oğlum sen uğraşıp didinip 50 tane ayrı dernekten yardım paketi toplamıyor musun her ay? Niye bu dolap boş lan? Çünkü yedik bitti. Arkadaşlar, rica ediyorum ya şu durumda, şu ekonomik durumda ben size inanılmaz sistem kurmuşum. Veliaht prensler gibi yaşıyorsunuz, bir de benim üstüme geliyorsunuz ya. İbo, vallahi Mustafa haklı kanka. Adam 40 tane yalan söyleyip bir sürü erzak bağladı bize ya. Vallahi onun sayesinde balla ketemizi Sivaslar Candır Derneği'nden. Pastırmayla sucuğumuzu Kayserililer Güzeldir Derneği'nden. Ne bileyim balığımızı, çayımızı mahallemizin muhtarı olan Mesut abiden. Bir de sebzemizi, kinoamızı, ıspanağı, pırasayı hepsini Veganlar Derneği'nden topluyoruz. Ne güzel işte. Aynen. O veganlardan paket almasak da olur bence. Hiç olmaz kankacığım. Eve gelen kız arkadaşlarımız o paketlere bayılıyorlar. Hem ayrıca size bir şey soracağım. Hangi öğrenci evinde kinoa var? Aynen kardeşim. Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Bak bir derneğin diğer dernekten haberi olmamalı yoksa yardımı keserler. Saçmalama kanka. Aman nasıl haberleri olacak ya? Hepsi ayda bir kere geliyor. Ana. Oğlum bu ay bazıları gecikti. Bugün çakışmasınlar lan. Ya. Aha. Beyler. Ne oldu? Sivaslılar Candır Derneği'nden mesaj geldi. Ne yapıyorsunuz diyorlar. Evde misiniz yazmışlar. Gelmesinler şimdi. O zaman hazırlık yap. Hazırlık yap. Bakın çabuk. Sivas Spor bayrağı nerede? Burada. Bayrak bende, bayrak bende. Postler nerede? Postler. Postler. Sivas, Sivas, Sivas. Bir iki Sivas. 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 Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam kardeş.
Suaslılar Derneği'nden geliyorum. Suaslı gençler siz misiniz? Bayrağımızı görmedin mi kardeş? Vay baba anana! Kardeş! Vay 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 vay! Bir kardeşiniz getirsin şu koliyi he? Buyur abi gel buyur. Vay vay iyi de var. Geç abi. Abi mi? Abi diğer kardeş. 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 Otur kardeş. Kete var mı kardeş? Yahu kete var. Düğürü pilav var. İşte düğürcek var. Bir pişirimlik madımak var. Hepsi var kardeş. Vay be kardeş. Kadın canım benim be. Aha beyler size kötü bir haberim var. Fikri kardeş sen biraz otur kardeş. Hayırdır onun ne kötü haberi? Kayseriler geliyor. Haydi buyur. Haydi buyur ne yapacağız? Onlar karşılaşmadan Sivas'ı uğurlamamız lazım. Baba Fikri kardeş, neydi sen, ne yapıyorsan? Gerçekten seninle böyle uzun uzun sohbet etmek isterdik ama... Yani senin de işin gücük vardır. Seni hiç tutmayak biz. Ya oğlum, ha, oturun acık. He? Sivas'ımızdan konuşak biraz. Konuşak mı? Ya Sivas'ımızda bir başka güzel. Bence konuştuk. Sınav var, çalışacağız da kardeş. Kardeş ben size mani olmayayım, giden tabii canım. Ama sınavdan daha önemli bir şey varsa o da Sivas'tır kardeş. Hele bir anlat bana, şöyle içeri doğru gidelim de Sivas'ımızın güzelliklerini anlat. Çok özledik be kardeş. Aa, biz de özledik kardeş. Sivas'ta Melek Çifte minaresi var. Düğürcek var. Var. Pezik dur. Bu ne işte, bu ne işte? Kaşırın hadi be işte, kaşırın. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım mı? Kayseri hoş geldin. Hazırım mı? Hoş geldin emmim. Geç içeri ikiyorum orta dedi. Selamu aleyküm delialılar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Kayserili gençlere yardıma geldim. Doğru geldim diye mi? Aşk olsun emmim. Bayrağımızı görmüyor musun? Vay 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 vay. Gadasını aldıklarım. Vay. Alın bakayım paketinizi. Çok sağ ol emmi. Çok sağ ol. Aç bakayım. Bir anacağınız mı bakalım? Ben hem sonra açarım hem sonra sevinirim. Aç bakayım. Ya kim hadi? Yüzümüzdeki sevinci görecek. İlla sevinci de görecek. Öyle Sabir abimiz. Aman Allah'ım sucuk mu bu? Ya. Sucuk mu bu? Kayseri. 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 İbrahim, Hayati emmim gelmiş. Sucuk getirmiş sucuk. Ya. Şunu içeyim emmim. Sağ ol bakayım. Anne bu ne kadar sucuk. Öyle yiyelim öyle. Yani kaserli gençlerin eğitimine aynı zamanda da gıdasına bakacağız değil mi? Öyle çavdarımı yağır değini gibi bırakmayız biz insanları. Öyle tabii. Sakın bizi çavdarını yağır değini gibi bırakma. Neyse var tabii. Sen gidersin, biz senin sayende hem buzçukları pişiririz, hem de sınavımıza çalışırız. Her şey Kayseri için. Gidelim güzel. Sınavınız var ha? Madem öyle, o zaman... Madem öyle, o zaman ben sucuğu sizin yerinize pişireyim, siz de azıcık... Öyle yemeğinizden yersin. Olur mu emmim? Biz kendimiz yapardık emmim. Hey! Sizin yüzünüzdeki sevinci göreceğim. Hadi be. İlla yüzünüzdeki sevinci görecek. Aha. Ne oldu? Arkadaşlar. Hadi bunu geçtim bir dert daha. Be. Veganlar geliyor. Hey! Veganlar mı? Ben aranızda vegan mı var yoksa? Ya. Bu veganlar neye geliyor? Kime geliyor? Üstümüze geliyorlar emmim. Sucuk sevik diye üstümüze geliyor. Namussuzluğu. Aman kulaşmam. Boş verin gitsin. Bunun nimetin kıymetini bilmiyorlar be. Hiç. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim yalnız. Bakın bu vegan paketi gelmezse Buse'leri unutun. Ulan şimdi gelecekler. Biz bu etleri ne yapacağız? Buse'ler mi? Evet. Arkadaşlar. Yiyin.
Gömün, gömün. Aman yüzüm sevindi ya. Şöyle bir dizi. Lan ne oluyor oğlum? Hiç mi etkimediniz lan? Vay be. Vay kuruluklar sizi vay. Sağ ol, eline sağlık emmi. Vallahi sayende doyduk. Şimdi biz dersimize çalışalım. Senin de eğer işin varsa yani biz... Benim de zaten işim gücüm var. Hadi bakalım. Allah razı hadi olsun emmi. Dersler önemli. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ha, bu arada kolide bastırma var. Unutmayın ha. Ne var? Yok. Tamirci kendisi. Kombide kastırma var dedi. Ha. İyi iyi. Onun için etleri de dolaba koyun. Tamam. Hadi bakalım bozulmasın. Hadi. Hangi etleri? Ne etleri? Ekler. Vegan ekler almıştık da onu söylüyor vegan ekler. Sağ olasın. Sağ olasın hayatı emmim. Sağ olasın. Hadi derslere dikkat ha. Sağ olasın. Sağ olasın. Canınım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Şey hoş ben da. Vegan beslenmek isteyen öğrencilere gıda yardım paketi getirmiştim de. Ne oldu? Çok iyi şey. Burası sucuk mu kokuyor? Sucuk kokusuna, sucuk kokusuna hapşıran da ilk kez görüyorum. Bu ne? Ha siz vegan değilsiniz. Hayır, hayır. Olur mu? Biz veganız, hatta son derece veganız. Biz burada vegan olarak, bir eylem olarak burada sucuk yakıyorduk. Pişiriyordunuz yani. Yakarak pişiriyorduk. Eylem amaçlı. Evet. Burada eylem olur mu çocuklar? Eylem evde olmaz. Eylem herkesin duyabileceği, görebileceği yerlerde olur. Ya, ya çok doğru efendim, çok doğru. Doğru. Atlamışız biz onu. Yapamadık tabii. Şu kolideki... bunlar sucuk mu? Ben artık itiraf ediyorum kardeşim. Bunların paketleri zaten sası. Kardeşim buzeleri düşün. Ne yapacaksınız bu sucukları? Ya. Çocuklar doğru söyleyin. Biz bu sucukları ne yapacağız biliyor musunuz hanımefendi? Biz bu sucuklarla kendimizi süpermarketin et reyonuna zincirleyeceğiz de böyle bir eylem yapacağız. Evet. Bravo. Sağ olun. Harika bir düşünce. Bravo. Demek sıra sıra sucukları bu yüzden aldım. Ya, ya efendim aynen. Bunların paketleri tatsız tuzsuz. Olursana oğlum biz. Hanımefendiciğim, biz bunları arkadaşımızı et reyonuna bağlayacağız bunlarla. Harika bir eylem yapacağız. Değil mi bu? Çok iyi ses getirecek. Acayip ses getirecek eylemimiz. Siz çok parlak çocuklarsınız. Siz bizim geleceğimizsiniz. Sizi derneğe söyleyeceğim. Çok... Dernek sizinle özel olarak mutlaka ilgilenecek. Çok... Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Ne diyeceğim? Bizim başka başka eylemlerimiz var. Bu konuyla ilgili sizden fikir almayı çok isteriz. Şöyle iki dakikanızı bize ayırmaz mısınız? Tabii, ihtiyaç listesi de belirleriz. Tabii, çok iyi olur efendim. Yani şimdi biz bir yerde diyoruz böyle market önünde. Tabii tabii. Böyle bir kasabın önünde bir eylem yapalım diyoruz. Muhtar Mesut geliyor. Haydi buyur. Haydi buyur. Muhtar Mesut geldi. Ne yapayım, açayım mı? Muhtar Mesut. Selamünaleyküm. Çocuklar nasılsınız? Hoş geldin Mesut abi. Ya hoş bulduk. Sizi bir göreyim dedim. Balık getirdim size. Sağ olasın Mesut abicim. Verin elinizi öpeyim. Ay maşallah ne kadar saygılı çocuk ya. Estağfurullah abicim buyurun. Zaten saygılı olmasanız sizi ne mahalleye alırdım ne de evi kiralardım. Değil mi? Şimdi ne tipler var, ne öğrenciler var öyle evde parti veriyorlar falan. Sonra evin canına okuyorlar. Siz öyle misiniz? Parti falan vermiyorsunuz. Verseniz kovarım zaten. Hı hı. Ama vermiyoruz Mesut abi. Öyle. Yoruldum ya. Şu kolyeyi alın biraz oturayım, soluklanayım. Hepsi de oturma meraklısı. Senin bizim başımızın üstünde yerin var Mesut abi. Ev senin zaten. Senin bizim başımızın üstünde yerin var. Kapımız sana daima açık. Dostlarımıza da şu paketi alalım. Buzdolabımızın kapısı her zaman açık. Ne oldu ya? Bir kadın sesi mi o? He? Yoksa evde kadın mı var? Parti mi veriyorsunuz siz? O nasıl besmese Mesut abi olur mu? Bahadır hapşurdu. Değil mi Bahadır? Hapça!
Mesut abiciğim, salgın var dışarıda biliyorsunuz. Bu aralar çok fena ya. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şimdi öğrencisiniz ya siz. Dedim evde kız falan vardır. Onlar yarın gelecekler. Anlamadım. Yarın öbür gün mezun olduğumuzda mutlu yuvamızı kurduğumuz günler de gelecek. Evet. Bir tabii, bir tabii. Ay, fazla şey oldu, salgın oldu. Mesut abiciğim, halimize bakın, ne hale geldik. Kombimiz bozuk da Mesut abiciğim. O yüzden böyle hastalanıp duruyoruz. Siz de anlıyorsunuz Mesut abim. Bir kombiye baksanız. Aslında biz de mühendislik okuyoruz yani. Biz de hallederdik tabii ama sizin kadar hayat tecrübemiz olmadığı için Mesut abim. Nereden olacak sizin öyle tecrübeniz ya? Değil mi? Ben şimdi hemen hallediyorum. Bakalım. Şurada efendim. Sizin bıraktığınız yerde. Şurada değil mi? Lütfen buyurun. Şu karanlık, buyurun. Soda, evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok sessiz çıkalım. Bahadır çok konsantre şekilde çalışıyor. Aman sessiz çocuklar. Evet. Çalışsın sessiz. Burası balık mı kokuyor? Yok artık. Yok artık. Bizde balık. Yok canım. Ay şöyle ha, anladım ben o kokunun sebebini. Efendim biz maalesef İbrahim'e yani şu yıllardır banyo yapma alışkanlığını edindiremedik. Çok geçmiş olsun. Ya. Belki bir vegan deodoran ya da alkolle silinmek çözüm olabilir. Keşke, keşke. Hiç yanaşmıyor böyle şeylere. Evet. Kombine bir sorun yok. Feride Hanım, ne kadar güzel bir akıl verdiniz bana. Biraz daha dursanız size şöyle uzun uzun sarılmak isterim tüm vücudumla. Ay, keşke, keşke ama hiç vaktim yok. İyi günler çocuklar. Çok şükür. Çok sağ olun Mesut abiciğim. Çok teşekkür ederiz ya. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Vallahi getirdin onları da. Allah razı olsun abiciğim. Tekrar bekleriz. Mesut abi. Mesut abi, ben bir şey daha söyleyecektim. Şöyle, bizim lavaboda sızdırıyor biliyor musunuz? Acaba bize yardım edemez misiniz? Şöyle lavaboya kadar bana... Halledelim ya, tabii. Ay, çok teşekkür ederim. Razı çok naziksiniz. Ne oluyor lan? Tam gidiyordu. Niye geri çeviriyorsun adamı? Ulan particiler geliyor. Ha, öyle mi? Hangi parti? Sağ mı sol mu? Ona göre hazırlık yapalım. Yok lan, after party. Yani after party derneği. Ya böyle parti yapan gençlere cips, kola falan getiriyorlar. Bu nasıl niş bir dernek lan? Ulan Mustafa, oğlum bütün derneklerin gelişine basmışsın. Ya cipsi mipsi eksik kalsın, gelmesin, söyle gitsin. Mesut abi en çok particilere ifrit oluyor. Aman! Çok geç. Nasıl tutma böyle? Hacı! Aa, merhabalar, selam herkese. Merhaba. Ben Partici Gençleri Koruma, Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği'nden Hüseyin. Wow! Parti devam ediyor mu ha? Kopuyor muyuz biraz? Aynen Hüseyin bro. Biz burada inanılmaz eğleniyorduk. Wow! Süperdi. Yalnız biraz yorulduk bro. O yüzden biraz ara verdik partiye yani. Saçmalamayın çocuklar. Bırak istersen. Yorulmak ne demek? Hadi müzik falan yok mu ya? Kopalım. Ya şey gibi biraz mola vermiştik dediğimiz gibi ama... Ya biz... bro... Öncesinde biz tabii partiyorduk ama bizim... Sınavlar var, derslere çalışmamız lazım. Okey, o yüzden ya. Nasıl yapsak? Of ya. Yani mezuniyetten sonra da partilemek için evet, çalışmanız şart. Ne yapayım o zaman ufaktan? Gideyim mi? Okey, yani giderim de. Bir hiç müzik falan açmadık. İki dakika dinle. Hoş geldin. Tuvalette bir şey yok. Aa, buraya bir arkadaş gelmiş. Kim bu arkadaş? Ulan buna ne diyeceğim şimdi? Ya bu arkadaş şey için gelmişti. Ama. Ama Körler Derneği'nden gelmiş. Mesut abi, onlar da duymuşlar bizim ihtiyaçlarımızı. Sağ olsun buralara kadar bize yardıma gelmiş Mesut abi. Aa canım benim ya. Hoş geldin kardeşim. Gel az otur şöyle konuşalım. Gel, Siz de mi gençlere yardım etmeye geldiniz? Ben gençlerin hem muhtarıyım hem ev sahibiyim. Aa. Yani normalde ev sahipleri bizi pek sevmezler ama. Aa, olur mu öyle şey? Neden sevmesinler ya? Ne bileyim canım, hani müzik yapıyoruz falan ya, gürültü addediyorlar sanırsın ama. Ben çok takdir ediyorum. Sonuçta herkes ekmeğinin peşinde. Öyle bakınca doğru, sonuçta ben de bir nevi ekmek ha. Sen tek mi geldin? Evet. Vay be. Vay vay vay. Tek geldin. Ya biz toplum olarak size yeterince önem vermiyoruz. Ha. Benim nenem de senin gibiydi. Çok eziyet, çok acı çeken. Neneniz de mi benim gibi? Neneniz döneminde benim gibi olmak zordur. Çok, çok, çok zordu ya. Sizin doğuştan mı sonra? Ya ben üniversite zamanlarında falan. Aa, yazık ya. Okurken. Ha, okurken. Okumak demiş ya. Okuyoruz biz.
okuyoruz ya. Okuyoruz be. Okuyoruz ya. Bizim sınavımız var. Evet. Çalışmamız lazım biraz artık. Aa, biz de lafa daldık. Tamam, hadi kalkalım. Hadi. Tamam. Sen nereye gidiyorsun? Neyle geldin sen? Metroyla. Metroyla. Tamam. Gel, ben seni metro istasyonuna bırakayım. Gel. Bas bas önüne. Ben kendim giderim ya. Tamam ya. Allah Allah. Merdivenlere kadar bırakayım. Gel. Okey. Sağ ol, sağ ol. Tatlı adam ya. Dur, dur. Kapı var. Bu nasıl oldu lan? Oğlum, Allah açlara yardım etti. Kardeşim, ay, Allah açlara yardım etti. Yardım etti ya o. Bana bak, daha gelecek gidecek yok değil mi bu kadar? Ya, yok, yok. Oh, şükür. Var, gök medrese var. Şifayı yer, sizin köprüsü var. Evet, evet var, var kardeş. Var kardeş, var. Kesik köprü var, Yıldız Dağı var. Vay be kardeş, evet ya, iyi ki var. Hakikaten Sivas'ımızın güzellikleri iyi ki saymakla bitmiyor. Örücüye medresesi var, Şifayiye medresesi var. Sonra efendime söyleyeyim, Kangal köpeği var, buğdayı var, arpası var, yulafı var. Gökpınarı var. Gökpınarı var. Hesabı ben ödeyebilir miyim? Siz gerçekten de kanatsız bir melekmişsiniz Cana Hanımcığım. Çiçek. Maşallah, bu çocuk senindir. Hayır, bizimdir. Siz kimsiniz? Ne malum bu çocuğun benden olduğu? Baba, baba. Kalbini baba. Nasıl? Asma çıkar be! Ne olacak desem bu kadar bağlı telefon? Seni arayacağım be hayvan! Ben geçen sene sünnet oldum. Ben isterim öz babam da bana altın çıplaksın. Yüreğim kaldırmayacak diye korkuyorum. Ben de kredi kartım kaldırmayacak diye korkuyorum. Ne bakmıştınız? Beşli bir yerde. Kaç defa sünnet oldum ben sana? Hareketlere de bak sen. Ayıp ediyorsun. Asma çıkar! Bana konuşma! Hadi buradan! Hadi buradan! Hadi buradan! Hadi buradan! Ama sen kazan. Hayır, yani nasıl oldu da ben oyuncakçıda kuyumcudan daha fazla para harcadım anlamadım ya. Teşekkür ediyoruz efendim. İş yerinde, ne bileyim bir kursta, aldığı bir eğitimde başına enteresan bir şey gelen var mı? Berk iş yerinde ne gelmiş başına bakalım, kaldır diyelim. Ya ben de korfbola gidiyorum yani. Neye gidiyorsun? Korfbol. Ha, sanki anlayacağım diyorsun. Nasıl oynanıyor? Topla sadece bir adım atabiliyorsun. Arkadaşına vermen lazım topu yani. Ha. Basketbol karışımı. Basketbol falan niye düşünmedin? Ya çünkü basketbol yoktu. Nerede yok? Aileyim okulda zaten seçiyorum. Ben de korfbol seçtim. Başka hiçbir şey yoktu ki neredeyse. Peki. Adam akıllı. Ha, iyi oynuyor musun? Yoo. Seviyor musun korfbolu? Evet. Ama çok beceremiyorum diyor. Evet. Öğreneceksin mi? Öğreniriz. İyi bakalım. Büyünce ne olmak istiyorsun? Bakarız. Kimle geldin? Annemle, babamla. Beyefendi, korfbol ne ya? Ben de bilmiyorum ya. Ha. Bayılıyorum bu ilgili ebeveynlere. Haberi olsun, çocuğunuz korfbol oynuyor. Teşekkür ederim. Evet efendim, şimdi çok değişik bir eğitmenle karşılaşacağız. Bakalım hangi konuda ders veriyormuş, eğitim veriyormuş. İş arayan arkadaşlarımız da bu eğitmenden ders alacaklar. Bakalım konu neymiş efendim, buyursunlar. Evet. Yerli arkadaşlar. Buyurun, buyurun. Rahatsız olmayın. Oturun lütfen. Oturun arkadaşlarım. Kursumuza hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben eğitmeniniz Hüseyin. Çocuklar, rehberlik adına sizlere bir takım iş hayatında yol göstermesi bakımından çok kıymetli ipuçlarını paylaşmak üzere buradayım efendim. Hoş gelmişsiniz tekrar. Hocam, valla biz de çok heyecanlıyız. Çünkü 3 yıl oldu ben okulu bitireli ama hala işsizim. Evet hocam, sizden öğreneceğimiz çok şey var vallahi. İşsizlik çok kötü. İşsizlik çok kötü çocuklar, doğru. Ama en azından buradan çıktığınızda umuyorum ki
geleceğe bir nevi biraz daha umutla bakabilirsiniz. İşsizlikten kurtulacak mıyız hocam? Yok, ne alakası var bunun? Kızım, işi kim kaybetmiş ki siz bulacaksınız? Ya, öyle bir şey olur mu? Tabii ki gene işsiz olacaksınız. Ama daha kalifiye işsizler olacaksınız. Biz buradan aldığımız eğitimle iş buluruz diye geldik hocam buraya. Ya arkadaşlar, işsizlik çok uzun bir yolculuk. Yani sizler şu anda sıradan işsizlersiniz. Ama buradan öğrendikleriniz de başka olacak. Neler öğreneceksiniz mesela? İş hayatının gerçeklerini öğreneceksiniz. En önemlisi, neden işsiz olduğunuzu öğreneceksiniz. Ha, yarın öbür gün bir de üstüne iş bulursunuz, amenna. Ona ben bir şey diyemem. Hocam pardon, ben tam anlamadım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben işsizim. 25 yıldır çalışıyorum. Yani 25 yıldır iş bulmaya çalışıyorum. tabii şimdi herkes kendi tecrübelerini paylaşmak ister. Baktığınızda da bunca yıllık tecrübeyle birileri işsizliği anlatacaksa benden daha iyisi var mı? Bu yıllarımı vermişim sonuçta, öyle değil mi? Ben pek anlayamadım. O zaman hadi bakayım. İlk dersimizden başlayalım mı? Tabii, İlk dersimiz çocuklar, psikoloji. Bir işsiz için psikoloji çok önemlidir. Sağlam bir psikoloji şarttır bir işsiz için. Evet hocam, çok doğru söylüyorsunuz ya. İşsizlik psikolojisi çok kötü. Çok evet. Kötü hocam. Peki ne yapalım? Şimdi repeat after me. Söyleyin bakayım. Repeat after me. Bunu bir sonrakine. Repeat after me. İşsiz olduğum için kendimi suçlu hissetmemeliyim. İşsiz olduğum için kendimi suçlu hissetmemeliyim. Çok güzel. Bak, bir rahatlama geldi değil mi? Evet. Ya, evet, geldi. Hocam pardon, benim bir sorum var, sorabilir miyim? Sor tabii çocuğum. Hocam, şimdi ben böyle akrabalarımızın falan yanına gittiğimde, böyle arkadaşlarımızın yanına gittiğimde... Oğlum, yeter artık bu işsizliğin ya. Gir bir yerde çalış gibi şeyler söyleyip beni darlıyorlar. Ne yapmamız lazım? Çocuğum, iş bulana kadar asla ve kata akrabalarla görüşmek yok. Ha, iş bulduktan sonra da akrabalarla görüşmek yok ama o başka bir kursun konusu. Ha. Tamam hocam. İşsizlik sosyal ortamımda beni çok özgüvensiz hissettiriyor. Böyle arkadaşlarım iş muhabbeti yaparken ben işsizim diyemiyorum. Onun yerine ne diyebilirim? Çocuğum, bununla ilgili çeşitli taktikler var. Mesela dijital içerik üreticisiyim diyebilirsin. Mesela efendime söyleyeyim, kendime odaklandığım bir dönemimdeyim diyebilirsin. Seçenekleri değerlendiriyorum diyebilirsin. Bu soruları savuşturmak için çeşitli bu tarz taktikler mevcut efendim. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim çocuğum. Evet. O zaman dilerseniz bir diğer dersimize geçelim. Nedir o? CV hazırlama. Çocuklar, CV'ler çok. Verin bakın bana CV'lerinizi. Şöyle. Verin bakın. Buyurun hocam. Verin bakayım, evet. Alayım. Bu CV'leri bir değerlendirelim bakalım. Kimler neler yazmış. Evet. Çiçek. Hocam. Gel bakayım şöyle. Ne diyor? Kızım, İngilizceni orta düzey yazmışsın. Aha, evet hocam. Şimdi ben bir yıl tabii kursa gittim ama konuşmama çok güvenmediğim için orta yazdım. Vallahi senin bu saflıkla ensene vurur, elinden yemek kartını alırlar ha. Niye ki hocam? Kızım, hayatında bir yerde eğer bir tanecik bile İngilizce kelime duyduysan, İngilizce mükemmel yazacaksın. Bunu anla. Eğer mağarada doğdun, büyüdüysen de bugünlere geldiysen, ancak o zaman İngilizcem orta düzey yazacaksın. Ama hocam, yani CV'de İngilizceyi abartmak ne kadar doğru, ben bilemedim. Çok doğru kızım, çok doğru. İngilizceyi abartacaksın. CV'de İngilizce abartılmak için vardır. Lütfen, ne demişler? CV'yi söker. Latife olsa ki ortam yumuşasın dedim. Kolay öğreniliyor öyle. Tamam, tamam hocam, öğrenildi. Anladım. Evet. Tamam. Neyse, bu çöp çocuğum. Bunu ben, yenisini tamam. Yaz bunu. Tamam, yazacağım hocam. Evet. Bahadır. Evet hocam. Gel bakın çocuğum. Geldim hocam. Oğlum maşallah, bir sürü okul okumuşsun. Allah'ın bir kulu da sana dur dememiş ha? Doğrudur hocam. Liseyi takdirlerle geçtim. Hmm. Üniversitede çap yaptım. Akademik kariyerimde yaptığım tezde birazcık popüler oldum. Hmm. Kısacası iki üniversite bir yüksek lisans bitirdim. He, yani kafaya koydum, yemin ettim, 40 yaşıma kadar babamdan açlık alacağım diyor, ne? Ne demek hocam ya? Oğlum, bu kadar kalifiye adamı patron ne yapsın acaba? Patronlar çok okuyan adamı sevmez. Çok okuyan adam kafa açar diye düşün. Akademik eğitimini biraz kısa oğlum. Hocam ne yazacağım oraya? Gerçekten işe yarar şeyleri yaz. Mesela, elden para almayı çok severim. Primlerin yatırılmaması beni diri tutar. Maaşımın gecikmesi beni heyecanlandırır gibi. Kafanız açık olsun çocuğum biraz. Ulan ben de diyorum, yolladım CV'lere, niye geri dönüş olmuyor?
Hocam hemen düzeltiyorum. Teşekkür ederim. Bunları düzelteceksin. Evet. Ferideciğim gel bakın kızım. Geldim hocam. Maşallah kızım, bu ne, yeni romanın mı? Hocam, özel yeteneklerimi yazarsam etkilenirler diye düşündüm. Yeteneklerine? Çok iyi mumbar dolması yaparım. Kalem gibi yaprak dolması sararım. Romantik ve iyi bir dinleyiciyim. Kızım sen iş mi bakıyorsun, kısmet mi bakıyorsun? Hemen düzeltiyorum hocam. Bu çöp. Git gerisini getir bana. Olmaz. Tamam. Lütfen rica ediyorum ya. Sadık. Buyurun hocam. Gel bakayım seninkine. Ay bu ne? Aman Allah'ım, bu ne? Ne oldu Doğru hocam? Mu görüyorum ben ya? Ne gördünüz? Kötü bir şey mi yazmışım? Oğlum CV'de hobilerine insan hakları gönüllüsü yazmışsın sen. Evet. Oğlum sen Nelson Mandela mısın? Hocam, sosyal meselelere duyarlı tavrımdan dolayı belki yöneticiler etkilenir diye düşündüm. İlgi alanlarına bakın. Fütürizm, anarkokapitalizm, empresyonizm, dadaizm. Evet hocam. İktisadi ve sosyal teorilerle ilgiliyim ya, belki CV'mde fark yaratırım dedim. Oğlum, fütürizm, anarkokapitalizm, empresyonizm, dadaizm, yemin olsun bu işin sonu işsiz. Hadi ya. Tamam hocam, bu söylediklerinize dikkat edeceğim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hadi oğlum, yenisini yazarsın. Evet, neyse çocuklar. Geldik üçüncü dersimize, yabancı dil. Aa, hocam yabancı dil derken hangi dil? Çocuklar, iş hayatı cümleleri Türkçe duyulur ama aslında çok farklı anlamlar içerir. Sizlere bunu video anlatımla yapacağım. Öncelikle açalım şu videoyu. Bir durdurayım. Bak, burada iş görüşmesinde bulunan bir insan kaynakları uzmanı var. Kendisi bir iş görüşmesini simüle edecek. Bakalım yabancı dil ne kadar da yabancı bir dil, anlayalım hep birlikte. Buyurun. Ekip çalışmasına yatkın. Durduralım. Çiçek. Ekip çalışmasına yatkın ne demektir? Takım halinde iyi çalışabilen biri olabilir. Hayır kızım, başkasının da işini sana kitleyeceğiz demek. Tamam mı? Devam edelim. Öğrenmeye açık. Duran. Bahadır, sen cevapla oğlum. Evet. Öğrenmeye açık birini arıyoruz, ne anlama gelmektedir? Öğrenmeye açık birini arıyoruz anlamına gelmektedir. İnanılmaz ya, bu nasıl bir zeka ya? Bu zehir gibi bir çocuk bu. Oğlum. Öğrenmeye açık birini arıyoruz demek, sana iş öğreteceğim ayağına 3 kuruş maaşla seni eşek gibi çalıştıracağım anlamına gelmektedir. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam, anlatabiliyorsun. Devam edelim. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek. Akşam 9'dan önce eve gitme umudu taşımayan. Devam edelim. Enerjik, pozitif. Durdurduk. Yani diyor ki maaş yatmasa da kafa açmayacak. Devam. İşini sahiplenebilecek. Durdurduk. Yani çoluğu çocuğu görmese de olur. Bunu sıkıntı yapmayacağım. Devam. Analitik düşünebilen, genç, dinamik, ofis programlarına yatkın, proaktif sorumlulukta etkin, kriz yönetiminde yetkin, inisiyatif alabilen, seyahat engeli olmayan, B sınıf ehliyete sahip olan, diksiyonu düzgün, dış görünüşüne dikkat eden, herhangi bir problem karşısında, müşterinin karşısında dimdik durabilecek, 7/24 ulaşabileceğimiz çözüm ortakları arıyoruz. Dur dur dur. Bunun özeti şu, köle arıyoruz. Tamam mı çocuğum? Bu, bunun anlamı bu. Evet, son kısma geçelim. Biz şahane bir şirketiz. Biz bir aile gibiyiz. Dur durdum. Vallahi bunu çevirmeye vallahi dilim varmıyor. Evet, bunu kapatalım, bu televizyon kapat. Ya arkadaşlar. Bize neler neler diyorlarmış, hiç farkına varmadık, saf gibi ya. Bundan sonra CV gönderirken daha dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Aynen evet. Ya, vallahi hocam teşekkür ederiz. Hakikaten aydınlandık. Neden işsiz olduğumuzu çok iyi anladık hocam. Evet. Sayenizde şimdi daha iyi işsizler olacağız. Güzel, güzel. Aydınlanmanıza sevindim. Hadi gelin bakın bir yanıma. Gelin şöyle bir canlanalım ya. Gelin bir motivasyon konuşması. Gel çocuğum, tekrar edelim. İşsiz olmak benim suçum değil. İşsiz olmak benim suçum değil. İş beğenmiyor değilim. İnsan gibi çalışmak istiyorum. İş beğenmiyor değilim. İnsan gibi çalışmak istiyorum. İşim yok diye utanacak halim yok. İşim yok diye utanacak halim yok. Ben işsizim diye utanması gereken kişi ben değilim. Ben işsizim diye utanması gereken kişi ben değilim. Aferin, helal olsun size. Çocuklar, evet işsizlik uzun bir yol. Elimizden geleni yapacağız. Ama şunu unutmayın. İşsizin varı da bir dert, yoku da bir dert. İş bulana kadar ben her zaman sizin yanınızda, her zaman arkanızdayım. Her zaman yanınızdayım. Tamam hocam. Bravo hocam, yaşayın. Allah ikram olsun. Allah'a emanet.
Harika. Bak, çok sağ olun ya. Helal olsun size vallahi. Alo. Helal olsun. Alo. İnsan kaynakları mı? Beni iş görüşmesine mi çağırıyorsunuz? Allah seversen. Tabii tabii, ne demek? Ekip çalışmasına yatkınım ben. Evet tabii. Esnek çalışma. Presentable'ım. Vallahi kim nasıl isterse ben her diyor, her yola geliyorum. çocuklar, ben sizi daha sonra arayacağım, tamam mı? Mutlaka. Bana bir alo uzağınızdayım. Alo. Aile şirketi mi? Ay kız, en sevdiğim. Aa, bayağı iş bulunca sattı bizi. Ha bir de giderken bir alo uzağınızdayım falan dedi. O ne demekse. Onun Türkçesini de ben çevireyim arkadaşlar. Ben kendimi kurtardım. Sittin seni, sizin de işim olmaz demek. Hesabı ben ödeyebilir miyim? Siz gerçekten de kanatsız bir melekmişsiniz Cela Hanımcığım. Çiçek, maşallah bu çocuk senindir. Hayır, bizimdir. Siz kimsiniz? Ne malum bu çocuğun benden olduğu? Baba. Kalbini hazır. Asla çıkar be. Ne yapacak mesela bu kadar bağlı telefon? Seni arayacağım be hayvan. Ben geçen sene sünnet oldum. Ben isterim öz babam da bana altın çık taksın. Yüreğim kaldırmayacak diye korkuyorum. Ben de kredi kartım kaldırmayacak diye korkuyorum. Ne bakmıştınız? Beşi bir yerde. Kaç defa sünnet oldum be sen? Hareketlere de bak sen. Ayıp ediyorsun. Asla bana şey konuşma. Bana konuşma. Ama sen kazan. Hayır yani nasıl oldu da ben oyuncakçıda kuyumcudan daha fazla para harcadım anlamadım ya. Küçük küçük estetiklere, işte cilt bakımına falan karşı değilim diyenler var mı aramızda? Şurada beyefendi var. Merhaba. Adınız ne efendim? İsmim Berat. Fiziğinizde beğenmediğiniz yer neresi? Aslında öyle değil. Hani cilt bakımından yola çıkarak aslında el kaldırdım. Şöyle ben de eşimin vasıtasıyla işte lazer oluyor ya onu ona gideyim dedim. Lazer epilasyon mu yaptırıyorsunuz? Yani belli bölgelere. Aldı mı bizi bir merak? Yok, çok merak almasın da yani göğüs vesaire işte yani. Peki tavsiye ediyor musunuz? Yani bir ferahlık geliyor. Yani ferahlık geldi, rahatladım. Hani yani bu muymuş sizde eksik olan? Yok, eksik olan değil ama yapılabilecek bir şey ama ikinci kez almayacağım. Niye? Canım acıyor artık. Ha. Ama öneririm erkeklere de, hani çok şey bir şey değil böyle, nasıl söyleyeyim? Ayıp bir şey falan değil bence. Değil canım, değil. Kesinlikle ayıp. Önerebileceğim bir şey. Ya kalkıp böyle anlatınca biri bir şey oluyor, tuhaf oluyor bir anda. Halbuki bunları konuşabiliyor olmamız lazım. Mesela ikimizin bir kafede oturup lazerin geldi mi, gelmedi mi diye. Bir yapılıyor bu yani. Niye biz konuşamıyoruz affedersiniz? Yani erkekler olarak çok konuşulmuyor ama ben hani bunu yaptırdıktan sonra gördüm. Birçok arkadaşım da yaptırıyormuş ama gizli gizli yaptırıyormuş. Sonradan öğrendim yani. Ha işte bak, oturup konuşuyorsunuz evet, yani. Evet, iş yerinden bunu. Arkadaşlarım ne oluyor mesela yani. Peki, çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Şimdi efendim bizim arkadaşlarımız da biraz estetiğe meraklılar herhalde. Durum böyle olunca bakalım neler yaşanıyor, izleyelim. Buyursunlar. Aşağı. Başacığım, dizimiz hayırlı uğurlu olsun. Reytingi bol olsun. Bana bak. Devran'la Seyran'ın aşkına inandırırsak seyirciyi, Alaçatı'da bu yaz müstakil yazılı dikeriz ya. İnşallah hocam. Okudun mu senaryoyu? Okudum hocam. İyi, vallahi ben pek okumadım. Çünkü niye? Hep aynı şey oluyor, klasik. Annesi ve sevdiği kadın arasında kalan adamın acıklı hikayesi, değil mi? Evet. Bakalım zalimizde kimler varmış? Sevdiğin kadın Seyran, annen, büyük halan var, onlar tartışıyor. Sen sevdiğine sahip çıkıyorsun böyle. Okey, okey, okey. Diğer oyuncularımız hazırsa alalım, başlayalım değil mi? Seyran'ı, anneyi ve büyük halayı alalım. Evet, evet. Hazırız hocam biz. Sahne 80'i bir hatırlayalım. Ses, ışık hazır olduğunda başlayacağız çekime. Hocam, dizinin adı neydi bizim? Benzeyemez kimse sana. Bunlar benzemiş bayağı hocam hepsi. Anlamadım. Hocam kusura bakmayın da ben... Seyran hangisi, anam hangisi, bibim hangisi? Ya nasıl anlayacağım? Üçüz gibiler yani. Bibi bu arada büyük hala demek. Bibi diyorum. Ha, bibi. Çok güzel. Paşacığım, bu estetik işi bizim sektörü mahvetti.
Yani piyasada estetiksiz oyuncu bulmak imkansız. Kudurmuş gibi gidip estetik yaptırıyorlar. Yetmiyormuş gibi de aynı estetiği yaptırıyorlar. Ya bir rol vardı bu dizi için. 3 farklı rolü aynı anda Burcu'ya teklif etmişiz. Oh, düşünün diyor musun? Hadi ya. Hangisi hocam Burcu? Vallahi ben de çok emin değilim ya. Hocam ben ne yapacağım? Nişanlım Seyran hangisi? Ben nasıl anlayacağım? Ah ya diyaloglardan falan çözersin ya, dert etme. Olur mu öyle? Olur, 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 olur. Allah olur. Stres yapma. Evet, haydi bakalım herkes yerine geçsin. Evet, kameramız. Anne Seyran'ı hırsızlıkla suçlayıp Devran'ın parası peşinde olduğunu söyler. Devran uzaklara bakmaktadır. Dönüp annesine karşı gelir ve nişanlısına sahip çıkar. Kayıttayız. Efendim, 3-2-1 oyun. Devran, Seyran senin paranın peşinde. Anla artık bunu. O benim inci kolyemi çalan bir hırsız. Hayır. Nişanlıma iftira atmana katlanamıyorum artık anne. Çünkü onu seviyorum. Seyran, seni seviyorum. Ya anne izin ben sizin ya. Bu nasıl olacak? Ben annesini oynuyorum. Nedir bu ya? Ben de pardon, ne bileyim. Kestik, ama ya. Kestik. Devam ediyoruz. Ne saçma bir şey yani bu? Aşağı yerine pardon, geç. Ben... Çok pardon, evet. Lafınla tekrar alıyoruz. Hadi bakalım. 3-2-1 oyun. Hayır. Nişanlıma iftira atmana katlanamıyorum artık anne. Çünkü onu seviyorum. Seyran, seni seviyorum. Ay ben büyük hanım ya. Öpeyim teyze. Teyze mi? Hanım. Ne teyzesi? Hocam. Ya pardon ya. Çok özür dileriz. Tekrar alıyoruz. Baştan. Haydi bakalım. 3-2-1 oyun. Hayır. Nişanlıma iftira atmana katlanamıyorum artık anne. Çünkü onu seviyorum. Seyran. Seyran. Seyran, seni seviyorum. Kestik. Tamamdır, bu sahnede alacağımızı aldık. Çekilecek 1300 tane daha sahnemiz olduğu için dert etmiyorum. Detayları almıyorum, montajda toplarım. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaşın gözlerinde bir problem var acaba? Bizim neyimizi ayırt edemiyor, ben anlamadım. Valla diyorsun bu şekilde, anlamadım. Arkadaşlar ne problemi? Ben de problemliyim hocam. Kusura bakmayın da siz üçünüz de tıpatıp aynısınız yani. Ayırt edilemiyorsunuz, evet. Ben düşünmüyorum bunu burada. Bütün set bunu görüyor. Hatta hocam da aynı fikirde, burada konuştuk. Yanlış mı? Hocam? Hocam? Yoo! Hocam? Aa, olur mu ya? Onlar piyasamızın en değerli ve birbirinden en farklı kadın oyuncuları. Ayıp ediyorsun başacığım. Hocam bir şey rica edebilir miyiz tabii bizden? Arkadaşla konuşabilir miyiz yani? Biz bu saygısızlığa gelecek hiçbir şey yapmadık. Evet. Paşacığım lütfen biraz konuşabilir miyiz? Onlar yeni sahneye hazırlanırken. Söylediğin çok yanlış ve çok ayıp paşacığım. Onlar çok değerli kadın. Sen ne yapıyorsun ya? Sen hem cinselimle bizi birbirimize düşürüp sen beni piyasadan sildirmeye mi çalışıyorsun paşa? Hayır. Ne yapıyorsan yap. Kendi kendine ayırt et, beni bu işe karıştırma, tamam mı? Peki hocam. Haydi bakalım. Evet, devam ediyoruz. Evet. Yerlerimizi alalım. Bu sahnede anne ilişkiye yine karşı çıkar. Seyran gururuna yediremez, ayrılmak ister. Devran uzaklara bakarken Seyran'ı susturur ve nişanlısını tutkulu bir şekilde öper. Var mı sorusu olan? Ben. Şaşırdık mı? Hocam bir şey diyeyim. Siz şimdi oradan bakıyorsunuz, görüyorsunuz evet. Kim ne diyor. Evet. Ben de yok hocam o. Yani Devran şöyle bakmasa da oraya baksa... Şimdi ben nişanlımı öpeceğim ya, yanlışlıkla anamı, bibimi... Nişan almayayım onlara yani hocam, yanlış. Olmaz tatlım, olmaz. Niye pembe dizi çekiyoruz? Habire duvara, karton bir yere bakacaksın. Duvara, okey. Haydi göreyim seni. O zaman ben onların yerlerine kendim tespit edeyim, ezberleyeyim. Çok özür dilerim ben... Seyran hanginizi son bir kez? Seyran. Ay. Seyran tamam. Bir de annem, hanginiz annem? Ya bu ne şimdi yani? Tamam. Ne? Annem Seyran, bibim. Annem Seyran, bibim. Tamam. Hocam hazırım ben. Haydi bakalım. Hayattayız. 3-2-1 oyun. Devran. Seyran denen hırsızla evlenmeni istemiyorum. Çünkü o bir hırsız. Altın kolyemi o çaldı. Annen olarak son kararım budur. İftiracı da olsa annenin istemediği bir ilişki yaşayamam. Çok üzgünüm ama ben senden ayrılmak istiyorum. Ah sus Seyran!
Susma, konuş şu an Seyran biraz. Konuşamaz, lafı yok. Yapış Seyran'ın dudaklarına. Haydi Devran. Tamam hocam, yapışacağım da. O piti piti. Haydi Devran. Tamam, davranıyorum hocam. Seyran. Kestik! Kestik, kestik. Ne yapıyorsun ya? Ne oldu hocam? Ya bıraksan Bibi'ne yürüyeceksen ne yapıyorsun ya? Ama Bibim, yani Seyran'dan daha çok Seyran'a benziyor benim Bibim şu an. Ay çok teşekkürler. İltifat yani bana bu. Ama ben senin büyük hanımım yani. İltifat etmiyorum, isyan ediyorum. Yeter ya. Yani gerçekten ben kendi Bibim'i öpüyordum hocam neredeyse. Yani benim Bibi'nin sette ne işi var? Size mi kaldı Bibi'nin rolünü olup olmaması efendim? Karıştırıyorum sizi arkadaşlar. Çok benziyorsunuz birbirinize. Ya buna gerçekten inanamıyorum. Bizim neyimiz neyimize benziyor Allah aşkınıza. Bir yan yana bir bakar mısınız? Hanımefendi benden rahat 30 yaş büyük yani. Ay yok 100 yaş. Bu ne artık ya? Vallahi asabım bozuldu. Nasıl bir set burası? Ya tansiyonum oynadı ya. Ya çok sinirliyim şu an. Gerçekten ben çok sinirliyim şu an. Asıl ben çok sinirliyim şu an. Bence hiçbiriniz sinirli değilsiniz. Ya da ben göremiyorum. Hocam arkadaşlar mimikleri de aldırmışlar. Hiç sinir mimiği falan yok. Tamam tamam yeter. Öpüşmeyi başlatmadan keserim artık. Bu sahneyi okey yani. Ama lütfen paşa, rol arkadaşlarından özür diler misin? Evet. Özür dilerim Çiçek Hanım, tamam? Ya ben Jale'yim, Jale. Tamam. Burcu Hanım, özür dilerim. Çiçek, ya ben çiçek olan çiçeğim. Ya, tamam be, tamam ben ortaya özür diliyorum, alın. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Üç tane özür dilerim, alın. Evet, bitti. Gerginlik bitti. Sette olur böyle şeyler. 200 tane müzik aldı, 1100 tane daha sahnemiz var ya. Kafayı bunlarla bozmayalım değil mi? Hadi ilerleyelim bakalım. Büyük halanın itirafına geçiyoruz. Bakalım neler oluyor. Büyük hala aşıkların ayrılmasına dayanamaz. Kolyeyi aldığını itiraf eder. Seyran ve anne şaşkındır. Büyük hala ağlayınca Devran üzülüp halaya sarılır. Anlaşıldı mı? Herkes yerine geçsin bakalım, haydi. Ben yine sıvalara bakıyorum, duvarlara mı bakıyorum? Tabii ki, tabii ki. Kolye kimin elindeyse onu yapışacağım ben. Tamam, herkes hazır. Hazır. Kayıttayız. 3, 2, 1, oyun. Durun. Sevenlerin ayrılmasına dayanamam. Seyran ve annenin arasını bozmak için kolyeyi ben aldım. Ne? Kolyeyi sen mi aldın büyük hala? Demek kolyeyi sen aldın büyük hala. Evren lafın arkanı dön. Büyük halanı ağlayınca ona sarıl haydi. Bunu bize nasıl yaparsın büyük hala? Ayıp bu ya amca. Ayıp ama yani. Hadi büyük halanı ağlıyor git ona sarıl. Tamam. Devran sarılsana. Hocam ağlayan yok, gözyaşı yok. Hüngür hüngür ağlıyorum, görüyor musun? Kim konuştu? Biri konuştu, ağzını da konuşuldu ses. Ben hepinizi affediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Anam, Şırdan, ama Seyran. Hepinizi çok seviyorum ben. İyi ki varsınız hayatımda. Hepinizi affettim hocam. Kestik, tamam. Bu da olur, bu da olur. İdare edeceğiz. Montajda toplar artık. Evet, şimdi bütün ailenin çok mutlu olduğu sahneye gidiyoruz. Kayak tatiline gitmişlerdir. Evet, herkeste bir kostüm değişikliği olacak değil mi? Hocam haydi evet, bakalım. Ama öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Arkadaş bizi tekrardan karıştırırsa eğer... menajerimi ararım ve bu konu basına yansır. Söyleyeyim ya. Ya gerçekten. Merak buyurmayınız efendim. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Yani amatörlerle çok zor, evet. Çok zor hocam. Evet, çok haklısın. Arkadaşlar dekoru değiştiriyoruz. Sanat ekibi dekoru değiştireceğiz. Dedikleri de anlaşılmıyor ki. Hocam kostüm beni aramıştı akşam da ben kendi montumu getirdim hocam. Çok güzel, çok güzel. Paşa bak. Bu hanımlarla bu bölümdeki son sahnen. Rica ediyorum bir sorun çıkmasın. Kazasız belasız lütfen şunu atlatalım senden rica ediyorum. Hocam beni tek çekin montajda öyle yerleştirin bir şey yapın ya. Ya da bana kulaklık falan verin ne yapacağımı söyleyin hocam. Ben vallahi şaşırıyorum. Bittim ben mahvoldum. Ya o diyalogları dinleyip ona göre cevap versen olur. Sese yönel. Sese yönel. Oraya doğru konuş. Sese mi yöneleyim? Hocam ben yarasa mıyım ya? Sese yönel. Ölücüyüm yani. İyi. Uçarak bir şey mi yapacağım? Sese mi yöneleceğim hocam? Yapmayın yani. Lütfen. Tamam, şimdi ilk konuşan kimse oradan yürümeyin. Peki şimdi madem
O estetik konusu açıldı, seyirciye de sorduk. Paşa sende var mı estetik? Yok canım. Var gibi mi ya? Ben bayağı... Bilmiyorum. Bir tek yüzünü görüyoruz. Bir tek kaşlarını alıyorsun o zaman. Kaş almıyorum canım. Dökülüyor. Ha, kendi dökülüyor. Tamam, şu altları gidiyor stresle. Düzenli mi gidiyor? Düzenli gidiyor. Her ay gidiyor. Vücudunda en beğendiğin yer neresi? Ya çok şükür her yerimi beğenirim. Mesela sorar sormaz aklına neresi geldi? Vücut nereden neresi bu arada? Kafada da aynı. Mesela o zaman Nazlı'ya soralım. Paşanın en çok neresini beğeniyorsun? Kimin? Paşayı beğeniyor muyum diye tartıştık. Hayır ya, bir... Nazlı? Yani paşayı parçalara ayırdığımızı düşün. Şu an ayrıldım zaten parçalara ya. Boyu çok iyi. Boyunuzun olması bence çok hoş bir şey. Anlat söyle. Vücudunun en güzel kısmı bence boyunuzun olması. Uzun boylu olması. Tabii ya. Canım. Hazır mıyız biz? Biz hazırız. Tamam. İyi tamam. Bu sefer de karıştırırsan ben karışmam. Tamam hocam. Yüzlere tamam. Bakarak oynayabilirsin. Tamam. Haydi bakalım. Bana güvenin bu sefer. Ne oldu ne oldu? Çok sağ ol. Hoş geldiniz. Ayıp ya yani. Hocam mümkün değil yani hocam. Tıpatıp iyice benzemişler. Şu an ne yapacağım ben? Aa, ne yapacaksın şey yap. Dudaklarına bak. Dudakları açıkta. Dudaklarına bakarak ayırt et. Hocam bunlar aynı doktor olmuş ya. Dudaklar tıpatıp aynı yani. Dudaktan mümkün değil yani. Bari ilk diyaloğu kim söyleyecekse o başlasın da. Kim konuşuyor? Sen. Yazıklar olsun ya. Hocam biz pardon, neyi bekliyoruz şu anda? Hemen çekiyoruz efendim. Tüm aile mutluyken Devran birdenbire kalp krizi geçirir ve Seyran'ın kucağına devrilir. Haydi bakalım. Kayıttayız. 3, 2, 1 oyun. Ah, nihayet hayatımdaki tüm kadınlar bir arada. O kadar mutluyum ki. Ah. Devran. Ne oldu Devran, iyi misin? Devran ne oldu sana? Sen kimsin, ona göre cevap Devran, tatlım iyi misin bir tane? Tatlım, Seyran. Ay ne yapıyorsunuz? Annesiyim ben ya. Ne oluyor şu anda ya? Hocam tatlım dedi. Tatlım der mi hocam anne? Tatlım deyince ben de Seyran diye şey yaptım hocam. Herhalde anan tatlım diyecek sana. Ne diyecek anan? Sen karışma Seyran, sen girme araya. Ya Seyran benim. Hala yaz benim Seyran. Kesik. Tamam, tamam. Hiç sorun yok. Bu sahneyi de ben montajla kurtarırım. Hiç problem yok. Güzide, Nadide oyuncularımızı dinlenmek üzere karavana almak isterim efendim. Buyurun kadın oyuncuları. Tabii gidelim hocam ama bu arkadaş da olmaz. Bunu söyleyeyim yani. Ben onunla konuşacağım. İçiniz rahat olsun efendim. İçiniz rahat olsun. Rahat olun efendim. Haydi. Hocam hiç bana trip atmayın yani. Siz kendinizi benim yerime koyun. Kendimi senin yerine koymam ama seni kapının önüne koyarım paşa. Hocam yapmayın, öyle bir şey yapmayın. Hayat mamat mesela bu benim oyunculuk. Tamam, ben arkadaşlardan da tek tek özür dilerim. Bir hatam olduysa daha dikkatli olurum hocam, lütfen. Bak sırf senin yerine oynayacak birini bulamayacağım için şimdilik seni tutuyorum. Ama bir daha sorun yaşarsak var ya, biter. Unut bu seni. Sorun yok, sorun yok hocam. Kimseyle karıştırmıyorum. Süper olacak her şey hocam. İnşallah. Şimdi şey sahnen var. Bakayım. Ha, baban ve oğlun birlikte şirketin geleceğine karar veriyorsunuz. Süper. Tamam, yeni insanlar, yeni yüzler. Evet, süper oldu bana hocam. Oh be. Haydi bakalım. Devran'ın babasını ve oğlunu alalım buraya. Sahneye geçiyoruz. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Buradayız hocam. Biz hazırız hocam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kestik! Neyi kestin ya? Oyunculuğu olan, bütün oyunculukla olan bağlantılarımı, umudumu, her şeyimi kestim şu an. Ya çok belli, bu nedir hocam? Yapmayın ya artık. Ben birazdan oğlumun elini öpeceğim. Babama da tokat atacağım, belli yani. Ben gidiyorum ya. Siz kendiniz filminizi ne çekecekseniz çekin. Buyurun. 3, 2, 1, oyun! Teşekkür ediyorum efendim. Biliyorsunuz bizim bir tane Kıbrıslı ozanımız var. Bu sahnede maceradan maceraya koşuyor. Şimdi bugün de böyle romantik bir buluşması var ama bakalım o buluşmada neler yaşanacak, izliyoruz efendim. Ne? Abi.
Bu defa sana öyle bir gıcça çık buldum inanamam. Adı Jale'dir. Bizim kursa yeni başladı. Senin resmini görür görmez sana aşık oldu. Kızı görsen nasıl güzel, nasıl etli bu. Nasıl yalakli. Darakları yoktur bir tek. Öyle deme Feride. Olsun. Olsun ya. Kanatçıkları da eksik olsun. Nasılım saçıklar? Çok iyisin. İyi, sağ ol. Ah Feride'ciğim, merhaba canım. Ah, Jale. Ah merhaba, siz Ozan Bey olmalısınız. Ta kendisiyim efendim, evet. Abisiyim, öz abisi. Ah ne güzel, memnun oldum. Ben de, ben de. Ben de tam kalkardım ha. Siz kaynaşın o zaman. Ha, ben gelirim gene. Hadi, kaybol. Tamam, hadi. Ay siz, aa lütfen, buyurun efendim, buyurun oturun. Aa çok incesiniz, çok teşekkürler, çok mersi. Ah. Jale Hanımcığım. Benim? Allah sizi inandırsın efendim. Gözlerinizin içine baktığım zaman sanki de karpazda denizde yüzerim. Karpazda denizde mi? Çok acayipsiniz. Vallahi, vallahi öyle efendim. Yemin ediyorum öyle. Gerçekten. Yani o karpazın denizciği o kadar bir güzeldir ve berraktır ki böyle yukarıdan bakarsınız, böyle o kumcuk görünür. Deniz kabucukları görünür. Garavolicikler böyle yürür orada görünür. Ya olem Allah için aynı berraklıktadır gözleriniz. Bu arada karpaz ve göz demiş kan. Eşeğe benzin. Eşeğe derken? Yani karpazın bizde eşekleri meşhurdur. Gezerler ortada öyle, gözlükleri de öyle iyi, berrak. Güzel bir yani. Tabii güzel olsun diye yani ben... Yani hiç... Tamam, çok çok teşekkürler. Sağ olun. Aman efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, selam. Hemen size ben bir buçuk İskender yaptırıyorum şöyle çok güzel, tamam mı? Baştan ondan öncesine fındıklar, macun gönderiyorum. Ortaya da büyük bir acılı ezme söylüyorum. Sonrasında da künefeleri yolluyorum. Ne yapayım Mayaman? Dükkanın kirasını bize ödeteceksin. İçecek olarak açık ayran yolluyorum. Çok güzel açık ayranımız. Bir de şey geldi böyle, şalgam geldi. Onu da yolluyorum böyle, litrelik yolluyorum için. Kime konuşurum be ben? Sağırsın bir şey. Duymayın. Çok güzel içli köftelerim var. Çok güzel. İki de bak ondan yollayacağım. Ortaya da karşı kavurma yaptırıyorum. Bir de pide yolluyorum ortaya. Bir de çoban salata. Afiyetler olsun. Hadi bakalım. Ulan adam siparişi almıyor, siparişi haber veriyor. Belanı versin, iki kişilik burada. Kaç kişi yiyecek be? Şey Ozan Bey, problem değil. Soframız güzel olsun. Zaten merak etmeyin. Ben artanları bir güzel paketletiyorum. Sokak hayvanlarına götürüyorum Ozan Bey ama... Ben burada sizden bir ricada bulunacak. Tabii, beni yanlış anlamazsanız eğer. Buyurun. Çok rica ediyorum. Hesabı ben ödeyebilir miyim? Ozan Bey ağlıyor musunuz siz? Ozan Bey ne mümkün. Gayet mümkün. Niçin? Neden ağlıyorsunuz Ozan Bey? Siz gerçekten de kanatsız bir melekmişsiniz Jale Hanımcığım. Yani Allah sizi inandırsın efendim. Ben... Düzenli ilişki hayalleri kurarken başıma o kadar saçma sapan, o kadar saçma sapan mevzular geldi ki ya. Sizi görünce ansızdan duygulandım. Siz çok güzelsiniz, çok iyi kalplisiniz, hesabı ödersiniz. Yani sizinle sanki bir rüyada gibiyim efendim. İstemem biri gelsin de uyandırsın beni bu rüyadan. Aa biri geldi. Çiçek, ne işin var senin burada? Maşallah, bu çocuk senindir. Hayır, bizimdir. Siz kimsiniz? Bahadır. Senden benim çocuğumuzdur Ozan. Bunca vakit senden gizlerimi ama artık masraflarıyla tek başıma baş edemem. Ne çocuğu be? Delisin bir şey. Senin çocuğundur be Bahadırcık. Ne ara yaptın maymun ben bu çocuğu? Ne dersin be hayvan? Uhana. Ne biçim konuşun? Yok artık. Aynı da benim gibi konuşur ha. Ama hatırlamam ne zaman yaptım ben bu çocuğu. Zaten ben en son ne zaman bir şey yaptım onu da hatırlamam. Galiba 98 Dünya Kupası finaliydi. Unuttum senden geçirdiğimiz o ateşli, aşk dolu, baş döndüren geceyi. Ateşli ve baş döndürücü olduğum doğrudur. Ama ne malum bu çocuğun benden olduğu? Hı? Tamam sen kazandın. Saçlıklar aynı dedemin saçlıkları. İyi, sonunda anladın. Bak ama bak hareketçiklere bak bak. Aynı benim hareketçiklerim.
Yalnız dedem Salahi'ye daha çok benzer Hasan. Bileyim mi? Benim göbek adım Salahi'dir. Evladım, oğlum, Bahadır Salahi'ciğim. Babacığım. Ay ben gideyim de siz de birlikte vakit geçirin. Tamam, hadi. Git bakayım. Hat, vakittir artık. Belli ki beni terk edeceksin Celal Hanımcığım. Ben bakmıyorum, terk edin. Yani Ozan Bey, öyle şey olur mu? Ben çocukları çok severim. Ayrıca sizin geçmişte yaptığınız hataları yadırgayacak bir durumda değilim ki ben şu anda. Bilakis yıllar sonra bir araya gelmeniz beni çok mutlu etti. İnanamıyorum ya. Gerçekten sen insan mısın be Jale? Baba. Yani sana inanan, baba. Sana baktığı zaman insan baba. Büyülenmiş gibi oluyor baba. Yani. Kalbinin güzelliği, baba. Yüzünün baba. Güzelliği. Asma çıkar be baba baba. Ne var be, ne var? Sen asma çıkar be. Olur mu? Ben sıkıldım, gezelim. Şöyle yapalım. Baba baba diyor ya, aspa çıkar diye kalkınca sen iyice emin olmak için bak. Muhabbet kuşları da konuşuyor ya, onun gibi oldunuz böyle. Bir tartışmayı uzatalım. İş gittikçe büyüsün yani. Baba. Yani Jale Hanımcığım. Baba. Siz insan mısınız ya? Baba. Yani sizi gören büyülenmiş gibi baba. Oluyor efendim. Baba baba. Yani yüzünüzün güzelliği. Gel be aspa çıkar be. Baba baba baba. Ne var ne var? Sen artık çok olmaya başladın. Us olacaksın. Ben artık bak. Sen artık us olacaksın. Ne olacağım? Us. Us diye bir şey yoktur. Nedir o? Hus diyecek. Hus olacaksın o zaman. Ben sıkıldım, gezelim. Hus ol be hayvan. Hus ol. Görmez miyim? Uğraşta romantik bir değişik yaşarık. Bir şeyler öğren babandan. Ne kafana falan sarmayı öğrenme. Ay bir dakika Ozan Bey, yok yok lütfen. Bence Bahadırcık Salahi haklı. Yemeklerimiz gelene kadar biraz turlayabiliriz. Sıkılmıştır hem de siz de biraz baba o zaman geçirmiş olursunuz değil mi? Doğru dedim be. Ver elini. El ele yürüyelim meydanlarda. Tükkancıklarda gezerik. Tamam sen kazandık, yürüyelim. Jale Hanımcığım. Lütfen siz de bize eşlik ediniz efendim. Tabii lütfen. Seve seve. Bahadır Salahi'ciğim ha? Nereye götüreyim seni bakayım? Ah, ah. Nereye götüreyim seni? Ah, 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 ah. Telefoncuya. Allah belamı versin, oyuncakçı diyeceğim diye yükseldim be benim. Ne yapacaksın bu hayvan telefoncu da oyuncakçısı dur burada, Buraç'ta. Yürü gidelim oyuncakçıya. Sonra giderek. Oyuncakçı kaçması ya. Ay Ozan Bey lütfen ama yani bunca yıl sonra oğlunuzu kırmayın bence. Kırmam efendim, kırmak ne demek? Olur mu öyle şey ya? Ne kırması? Tamam sen kazandın. Be! Bak, bak. Ulanın içine girme. Ne buz olursun? Sen benimle konuşa bak. Bana bak vallahi, benim öyle karımı sıktırma bana. Gene bak şerime vallahi buna. Sen kazandın. Özel hareketimi yaptın tamam, bana. Tamam sen kazandın. Tamam konuşma. Yürü hadi gidelim, telefon siz kazandınız. Evet. At. Kimse yok mu? Sorry. Bakabilirim. Buyurun. Ah, hoş geldiniz. Şimdi, biz böyle ufak ucuz olur bir telefoncuk istedik. Çocuğun oynayabileceği bir telefoncuk. Bana bak, pahalı olmasın ha. Ben size modelleri göstereyim abicim. Buyurun. Göster. Şunlar var. Bu olsun. Gitti kotoluyu seçti vallahi ya. Tamam. Bu telefonun arkasında yazan seri numarasıdır yoksa fiyatıdır? Fiyatıdır. Kapat telefoncu, ben seni sonra arayacağım. Gel buraya. Ne yapacaksın sen bu kadar bağlı telefonu, ha? Seni arayacağım be a**am. Herkesin telefonu var. Fotoğraflarımızı çekeceğim. Bize özel albüm yapacağım. Sen hala fiyatını soran. Ben zaten babamı çok zor bulmuşum. Ben isterim ki alo dediğimde babama ulaşayım. Ay. Ay ben çok duygulandım şu anda. Vallahi ben de duygulandım. Malayı yarar mısınız? Ben de duygulandım. Tamam sen kazandın. Sar telefoncu. Alalım. Bırak bırak oturayım. Her şeyi illa kendi yapmak ister. Tamam sağ ol. Teşekkürler. Başka bir şey bakmak ister misiniz? İstemeyim. İsterim. Tablet de isterim. Tabii. Sen dayak isten bence artık. Sen dayak isten. Öyle mi dersin? Ne yapacaksın be tableti? Telefon aldık sana. Okuldaki bütün arkadaşlarım da var be.
Benim ne eksik onlardan? Ben tabii babasız büyüdüğüm için sen eksiklik nedir bileyim. Ay ben ağlamamak için kendimi zor tutuyorum Ozan Bey. Ciddisin ya Jale Hanım. Evet. Yani Jale Hanımcığım, emin misiniz? Yani bu sefer babasızlığı öne sürmesi bana biraz tırt gibi geldi ama... Aşk olsun. Ne bileyim yine ben hani... Hayır. Yok öyle değil diyorsunuz. Yok hayır. Anladım peki tamam. Tamam tableti de alalım. Alalım tableti de. İyi hadi. Hadi bakalım yürü. Delikanlı. Babanın eksikliğinden ötürü akıllı saat testten... Hadi bakalım yürü tamam merak etsin. Vallahi seni başlarım. Seni vallahi yollarım avuç içinde. Neyse. İyi hadi güle güle kullan. Güle güle kullan evladım. Bahadır Salaycığım, şimdi seni nereye götüreyim ha? Oyuncakçıya gidelim mi? Kuyumcu. Oyuncakçı desene be hayvan. Ne kuyumcuda ne yapacaksın? Kuyumcuda senin dikkatini çekebilecek olan ne olabilir acaba? Baba, ben geçen sene sünnet oldum. Herkes çıkları geldi, büyük küçük altıncık taktı. Ben isterim kendi öz babam da bana bir altıncık taksın. Ay. Dayanamayacağım. Yüreğim kaldırmayacak diye korkuyorum. Ben de kredi kartım kaldırmayacak diye korkuyorum. Ay Ozan Bey yani küçücük bir çocuğun travmasıyla kredi kartı limitinizi karşılaştırıyor olamazsınız. Ben sizi böyle tanımadım. Doğru haklısınız. Ben kendim böyle tanıtmadım. Tamam siz kazandınız. Yürü gidelim. Hadi bakalım. Görün kuyumcuya gidiyorum. Gel. Evet. Siz bakmazsınız ha. Buyurun efendim. Ne bakmıştınız? Beşi bir yerde. Kaç defa sünnet oldun be sen? Sünnet için değil babacığım. Senle ayrı geçirdiğimiz her bir yıl için bir tane beşli bir yerde isterim. Ne kadar insaflıyım. 8 yaşındayım. Ay ne kadar düşünceli bir çocuk. Ne kadar düşünceli. Ne kadar düşünceli acaba? Ne kadar düşünceli? Budur düşünceli. Olan çocuk 8 senelik maliyetini bir saatte çıkarmaya çalışır benden. Ki hakkıdır efendim. Hakkıdır çünkü babasız büyümüş bir çocuk. Hareketlere de bak sen. Vallahi vuracağım artık ağzının üstüne. Ayıp ediyorsun. As başına. Bana konuşma. Bana bana. Hadi buradan. Hadi buradan. Hadi buradan. Hadi buradan. Al sana özellikle. Tamam sen. Tamam sen kazan. Neyse. Alalım istediğini ya. Çocuk babasız büyüdü. Evet. Biz bir tane beşi bir yerde isterik. Bir de anneciğim için gerdanlık aldırtmak isterim. Ben de seni aldırtmak isterim ama... 8 sene geçti. Geciktik. Maalesef geciktik. Yani ananı ne karıştırdın be sen bu işin içine? Ozan Beyciğim lütfen. Bakın 8 yıl boyunca hem annelik hem babalık yapmış bir anneden bahsediyoruz. Çocuk annesi de hediye almak istemiş. Bunda ne var? Hı? Vallahi size de bravo Jale Hanım. Çocuğu benden çok sahiplendiniz ha. Aa, evet evet öyle evet. Tamam. Ver gerdanlığı da ver bakayım. Bak ona. Ay, bana bak. Güzel. Karışma her şeye sen. Bırak adam yapar işini. Karışma. Ha. Buyurun efendim. Teşekkür. Thank you. Hadi yürü. Kartla ödeyecek. Tabii efendim. Hemen geçiriyorum. Evet sözünüzün eriymişsiniz efendim. Maşallah. İyi günlerde kullanın efendim. Sağ olun. Sağ olun. Babacığım. Ha. Ben bu ablayı çok sevdim. Ha garıyı vermem artık. Yok artık be. Onu da istersen. Baba. Ne? Sizi böyle gördükçe ne zamandır kaybettiğim ailem gibi görürüm. Sizi çok seviyorum. Ah, ah canım benim canım. Canım. Ah canım. Konuşma biraz tuhaflaştı ama hiç önemli değil. Bir şey değil. Ben size kaynaşın dedim de bu kadar hızlı kaynaşın demedim. Ne ara yaptınız be bu çocuğu? Jale Hanım'la değildir be Feride. 8 sene önce Çiçek'le yaşadığımız tutkulu ve ateşli bir geceden. İsmi Bahadır Salahi. Bak. Evet, dedemizin adını koydum. Oğlummuş, Çiçek söyledi. Sen de hemen kabul ettin. Bu elinizdakiler nedir? Oğluşuma telefon, tablet, beşi bir yerde ve gerdanlık aldım. Gerdanlığı anasını aldım. Bey abi, gelir miyim benimle biraz konuşacağız? Ne var? Aa, yemekler geldi. Gel bir tanem. Siparişimiz geldi, siparişimiz. Aç mısın sen? Gel bakalım. Hem de nasıl? Gel bir tanem. Aa, benim canım benim. Maşallah. Bak bu yakında seni dayar, beni dayar. Haspa çıkar be Feride. Bırak ya, ne istiyorsun be çocuktan? Açtır çocuk. Bırak yesin.
iki tayikada 2 milyonluk isteneyim. Bu işte bir iş vardır abi. Beferide, karışmasın böyle şeylere. Anlamayıp biz babasızlık ne demektir. Lütfen, boş versin, bırak, uğraşma, bırak. Baba, ben de babamdır. Ha. Oyuncakçıya gidecek. Gidecek babam, gidecek canım. Nihayet sıra oyuncakçıya geldi demek. Nihayet. Evet. Hadi yürü bakalım. Hadi yürü. Hadi. Bari geçin. Bak bak, orada sıkacak bizi. Tamam. Daha yeni tanışırık ama ben seni çok sevdiğim. İyi kızsın. Abimi de yolman diye isteyim tanışasınız. Yardım et de kurtaralım abimi. Belli ki bu çiçek kandırır abimi. Hayır Feridecim, kimse kandırmıyor abini. Abin çok akıllı birisi. Ayrıca baksana yıllar sonra bir araya geldiler ama ne kadar mutlu oldular. Ay Ozan çok iyi bir baba oldu. Galiba abinden daha çok hoşlanmaya başladım Feride. Aman Müjde sen daha. Her şeye de inanın. Hep iyi tarafından bakın. Neyse. Ama çok tatlı oldular, görmüyor musun? Belli oldu. Anlaşılan abiciğimi bu durumdan gene ben kurtaracağım. Hayır yani nasıl oldu da ben oyuncakçıda kuyumcudan daha fazla para harcadım anlamadım ya. Ama nedir bayram bunlar? İlk kez beni bu kadar mutlu ettin. 8 sene sonra mutlu oldum. Ay baba oğul ne de güzel anlaşıyorsunuz. Yeminle gözüm yaşardı. Annem tuvaletim geldi. Yetmedi. 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 Biraz yapacağım. Azıcık daha yapacağım. Al. Tamam sen kazandın. Hadi gidelim gel. Buyur anne. Bunları da mı? Bunları? Aspa çıkar bunlar bana yardım etmesin. Aspa diye bir şey yoktur. Haspa diyeceksin. Hepsini öğreteceğim sana. Hepsini. Ay ben de çok sıkıştım. Ben de bir lavaboya gideyim hemen. Buyurun efendim. Siz de buyurun. Buyurun. Ah. Vay be. Vay be. Görünme Feride. Yani karpuz Junyan'la yakışan hellimcik gibi yakıştık bu kızcağızla birlikte ha. Bu kızcık da sinir etti beni. Uylandım geldin da. Bakalım hayırlısı. Sen daha hiç istemem be abim mutlu olsun ha. E sen buldun kızı ya. Şimdi sen istemen. Senin mutluluğun benim hayatımdaki en önemli şeydi. E? Ama huylandım dedi. Huyla huylandın efendim. Neyi huylandın acaba? Her şeyle huylandın. Yani ne olabilir ya? Daha ne olabilir? Sen... Yapınlar be bunları şimdi. Abiciğim. Ay. Böyle bir gırtlağınız olduğunu bilmiyordum efendim. Ne varsınız be bunun içinde? Hala daha soran abi. Ne yapacaklar? Seni sorarlar. Jale. Ay yok şöyle oldu Ozan Bey. Ben size şöyle aşağıda anlatayım. Onun dediği gibi oldu aslında. Becerim gibi aslında. Yani. Çok konuşmayak babacığım. Ben zaten gidiyordum hızlıca. Görüşürük babacığım. Allah'a ısmarladık evladım. Halim ne olabilir? Bana ne kızan be? Bana ne kızan? Bir tek ben dolandırıldım. Ha? Ben dolandırdım bir tek. Senin o ganasız melek de bu işin içindeymiş. Şirketmişler. Abi özet geçme. Ne var? Polisi ara koş. Yine yeni taşınan bir ailemiz var. Onların başına tuhaf bir durum gelecek. Bakalım onlar ne yaşayacaklar. İzleyelim efendim. Ay ay hadi iyi. Sohbet koyun. Enişte ben bu kolyeyi şu içeri bırakıyorum. He hadi bırak hadi. Bahadır. Bahadır gel oğlum bu senin odana gidiyor. Evet. Bu senin odana gidiyor. Hadi al götür. Bu zaten benim son koyayım baba, başka yok. İyi hadi bakalım. Bu da başka kaldı mı acaba? Bilmiyorum ki. Hadi bırakın hadi. Hadi çabuk bırakın Enişte, hadi. Ben koyayı şu içeri götürüyorum. Bitirdik neredeyse kolileri. Gelin dinlenin azıcık, sonra açarız. Hadi ay. Doğru söylüyorsun anne. Dayım da gelsin, o da yoruldu, o da dinlensin. Lan ne yaptı da yoruldu da dinlenecek? Aynı koli elinde bir sağdan giriyor, bir soldan çıkıyor. O kadar. Sırf şu taşınma atmosferine kaynamak için trafik yapıyor, faydasız. Enişte ben bu kolyeyi içe bırakıyorum. Ya bırak oğlum. Tamam bitti kolye. Bitti. Geç otur hadi. Boş boş geziyorsun orada.
Boştu zaten. Ben sanki bilmiyorum vallahi. Eviniz de çok güzelmiş, hoş. Sağ ol, sağ ol. Evet, ben de çok beğendim. Çok içime sindi Hüseyin. Bir kliması yok ama. Maşallah. Ya anne, yalnız tek sorun klima değil ya. Vallahi bu mahalle için çok sakat diyorlar baba. Çok olay oluyormuş burada. Başımıza bir olay gelmesin. Ne gelecek oğlum başımıza olay? Tövbe estağfurullah. Allah korusun, bize Allah bir şey olmaz. Kötüyü çağırma, kötü konuşmayın. Böyle şeyler kader. Kader tabii. Evet. Şey yapmayın yani. Ver bakayım şu kumandayı. Anne versene. Ver şimdi, açar mı? Al bir tane. İlk kez bir şey izledik yine be. Evet. Hadi bakalım. Aa, kim acaba bu ya? Valla yeni evin zili ilk kez çalıyor ya. İlk komşu. Hadi bakalım. İlk misafir ha. Hoş geldin falan. Buyurun. Taşınmışsınız, hayırlı olsun. Sağ olun. Ben alt kat komşunuzum. Kot 1'de kalıyorum. Altınızda yaşıyorum yani. Bir konuda sizi bilgilendirmek için geldim. Şöyle ki, ben deliyim. Ben de Hüseyin. Deli derken manyak gibisine bir şey mi? Manyak da denebilir. Psikopat diyen de var. Hı. Yani özetle tam bir felaketim. Felaket bir adamım yani. Altınızda bir felaket yaşıyor. Haberiniz olsun. Ne yapıyorsunuz peki yani felaket olarak? Zarar veriyorum. Bir an geliyor ben deliriyorum. Böyle evlere girip zarar veriyorum. Gidiyorum. Bir gün sizin bu evinize de gireceğim. Haberiniz olsun ya. Şey Deli Bey, hırsız mısınız? Abicim vallahi. Hırsızlık da yapabilirim delirdikten sonra. Bir an kafam böyle atıyor geliyorum, hırsızlık da yapabilirim. Ne bileyim, buraları dümdüz de edebilirim. Evi yakıp kundaklayabilirim. Abu abinin ağzını burnunda kırabilirim. Şu abiyi böyle buradan bir tepeden aşağı diye yalayabilirim. Hani fark etmiyor o. Ama size kesin bir zarar vereceğim yani, bir zaman gelecek. O net. Abi pardon. Tahmini ne zaman gelirsiniz? Ah be delikanlı. Vallahi bir zaman veremiyorum ki. Belli olmuyor ki ne zaman delireceğim. Bir an geliyor işte, kafam atıyor, deliriyorum, geliyorum. Sabah da gelebilirim, delirebilirim. Akşam da delirip gelebilirim. Ne bileyim, size de yokken de bak şansınıza delirebilirim, gelebilirim. Ya da siz gece evde mışıl mışıl uyurken de gelebilirim, delirebilirim. Ama kesin geleceğim yani, delireceğim, geleceğim, onu bileyim yani. Peki bakalım, ne diyeyim? Ne yapacağım, bilemedim şimdi. Ben de bilemedim. Söyle ben bilmiyorum. Peki, o zaman inşallah gelmesin lazım, ne diyeyim? Fakat... Siz hiç bahsetmediler mi benden? Altınızda böyle böyle bir manyak yaşıyor diye. Ya dediler. Var dediler. Hatta o yüzden eniştem evi ucuza tuttu. Dedi bunlar keriz. Tamam. Bunlar detaya girme Fikri. Efendim şimdi şöyle oldu. Evet tabii bir bahsiniz geçti. Sorduk dedik böyle bir delilik durumu falan filan böyle bir dedikodu duyduk dedi. Dedi evet zamanında delirmişliği var dedi bu bölgede ama dedi. Yani çok uzun zaman oldu delirmesi dedi. Biz de bayağıdır delirmiyor. O zaman iyi dedik yani. İşte bu kötü aslında. Öyle mi? Çünkü ben uzun zaman delirmeyince, kafam atmayınca bende bir stres birikimi oluyor. O stres birikiyor, birikiyor. Bir yerde bir kırılma oluyor içimde. İşte o kırılma oldu mu da benim gözüm hiçbir şey görmüyor. Allah şifasını verir inşallah. Amin Cem'in cümlemize. Ben böyle bir haber vereyim dedim, sizi bir göreyim dedim. O zaman diyeceğim bana karşı önleminizi mutlaka alın, tamam mı? Tabii. Tabii. Yemeğin, içmeyin, ilk gündeminiz, tek gündeminiz bana karşı önlem almak olsun, tamam mı? Tamam. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Muah. Ne yapacağız şimdi? Peki. Ne yapacağız şimdi? Yani hiç Allah'ım hiç ne yapalım? Ya olacak iş değil. Daha yeni taşındık ya. Şu başımıza gelene bakın ya. Anne ya ben sana dedim bak gelir gelmez felaket bizi buldu. Adam geleceğim diyor. Geri geleceğim diyor. Zarar vereceğim diyor. Ne yapıyor? Aman ulan ne yapacağız biz? Ne? Aa maç var. Aa. Bu kete olmadı lan. Olmadı baba. Aman. Benim don beni de olmadı. Bir de altına tayt giymiş. Biz az önce ne konuşuyorduk ha? Önemli bir şey konuşuyorduk. Ciddi bir şey de var. Bırak baba şimdi ya. Şu an önemli olan tek şey var. Penaltı! Allah penaltı! Verilmedi ya! Nasıl lan? Vara gitsinler, vara. Var karışamaz. Ya var ne yaptı be? Valla varlık işi de yokluğu ya şimdi. Enişte ya. Aa, kim ya bu acaba? Allah Allah. Birini mi bekliyordunuz? Birini bekliyor muydu? Allah Allah. Dur bakalım. Ben Deniz'im, merhaba. Ha, deli geldi. Deli geldi, deli. Deli geldi. Hadi lan. Sakin, sakin. Lan in, in. Sakin ya.
Geç be adam. Deli midir nedir? Delirdiğim için gelmedim ya. Ama en azından az önceki tanışmamıza, konuşmamıza, söylediklerime binaen... ...kapıyı açmadan önce bir delikten bakabilirdiniz değil mi beyim? Doğru söylüyorsun. Ayrıca kusura bakmayın böyle yüzünüze de deli diye bağırdım ama... ...siz efendim... ...malum sebepten gelmediyseniz eğer, niye geldiniz? Merak ettim, ne gibi önlemler aldınız? Ne konuştunuz, tartıştınız, ne yaptınız, ne ettiniz diye bir sorayım, öğreneyim dedim. Ama siz maç izliyorsunuz. Abi biz aslında çok korktuk. Bayağı feveran ettik, sağa sola da koşturduk. Sonra maç başladı. Ama derbi maç. Dostlar, otur. Dostlar, ben galiba size tam olarak kendimi anlatamadım. Ya ben buraya size bir zarar vermek için de gelmiş olabilirdim şu anda. Peki bize bir zarar vermek için mi geldiniz? Hayır. Oo, iyi. O zaman... Değil ulan! Evet. Değil, iyi bir şey değil. Altınızda bir manyak yaşıyor. Bunun nesi iyi? Altında bir manyakla yaşanır mı? Ben olsam yaşamam. Tabii. Hani bir güvenlikli siteye... ...ya ne bileyim altında manyak olmayan bir yere taşınsanız. Ya şimdi... Deli Bey. Buyur. Biz çok masraf ettik, yeni taşındık ya. Acaba diyorum... Ne diyorsun anne? Sizi yeni bir yere taşınsanız. Yok, ben taşınamam. Ben buradayım. Tamam, taşınmıyorsanız o zaman en azından bana karşı önlemleri arttırın ya. Bu nasıl kapı ya? Bir seferde karar gelelim, bir çelik kapı alın. Şu alttan üstten yanından sağdan soldan kilitlenen şak 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 şak. Cimbombo şak şak şak. Ya da ne bileyim şey yapın, güvenlik kamerası. Güvenlik kameraları taktırın. Ulan en kötü polisi arayın ya. Doğru. Deli abi. Buyur canım. Şimdi biz polisi aradığımızda memur arkadaş sizin kaçta, ne zaman geleceğinizi sorarsa ne diyelim? Delikanlı bak, ikidir net tarih, saat istiyorsun benden. Bilmiyorum diyorum evladım, bilmiyorum. Geleceğim, mutlaka geleceğim ulan. 5 sene sonra da olabilir. 10 dakika sonra da olabilir. 3 ay sonra da olabilir. 1 saat sonra da olabilir. Aa da biliyorum. Ama geleceğim bak, o net ha. Şöyle yapsak. Ne yapalım? Siz şimdi gitseniz. Biz şimdi kendi aramızda bir konuşsak, bir düşünsek, karar versek, sonra gelseniz olmaz mı? Olur, tamam. Tamam. Düşünün ama ha. Tabii. Mutlaka düşünün bak. Tabii. Düşünürüz, tamam bir şey. Düşünmüyoruz. Düşünün lan. Bakın şeyi de kapatıyorum. Kanal değiştiriyorum. Maçı kapattım. Başka kanal. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Adam bize tebelleş oldu. Ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Saklama gitti adam. Bu kapıyı zorlayabilir. Kapının önüne bir şey çek. Bari çabuk. Doğru. Kapat işte, kapat adam. Ne yapacağız? Polis demişlerdi. Adam polis dedi. Polisi arayalım. Doğru, deli bize akıl verdi. Doğru. Ay, çok streslendim. Alo, memur bey. Bizim alt komşu bize tebelleş oldu. Vallahi geleceğim, yıkacağım diyor. Bir yardım edin. Tam ne yapacağını söylemiyor. Ne zaman yapacağını da söylemiyor. Kendi de bilmiyor. Öyle mi diyorsunuz? Peki, iyi günler. Ne diyor sen polis? Emniyete gelip şikayetçi olmanız gerekiyor diyor ya. Ama şimdi kim gidecek emniyete Allah'ını seversen? Ev taşımışım ben, zaten yorgunum. Bahadır oğlum git hadi şikayet et. Ya baba ben de ev taşıdım. Ben de yoruldum. Anne babama bir şey de ya. Oğlum beni anana şikayet etme. Hadi komşuyu polise şikayet et. Tamam enişte geç şöyle ya. Geç aranızda tartışmayın. Ya bu adam yıllardan beri delirmiyor da gelecek 2 günde mi delirecek? Aman! Boş ver. Karakolun oradan geçerken bir gün şikayette bulunursunuz. Canım ne olacak? Gerisi zaten kader. Ya saçma sapan konuşmayın. Bu öyle görmezden geleceğimiz bir şey değil. Aa! Partiler yerel seçimlerde adaylarını çıkarmış. Otur bakayım. Bunu bekliyorum lan. Tabii. Bizim parti adayını açıkladı. Kötü saçma aday. Siz kimsin lan? Bence mis gibi aday. Enişte yani gençlere böyle konuşman doğru değil. Sonuçta kaç milyon seçmen var? Haklısın, doğru değil. Evet, ay. Bu seçim çok kritik. Ya bırak anne ya, ne kritik? Her seçim aynısını söylüyorsun. Kritik falan değil. Siz kimsin lan? Allah Allah, kim bu ya? Birini bekliyorduk biz. He? Allah'a deliyelim. Kim olabilir bu?
Deli geldi. Gidonlar geldi. Yakacak. Yakacak orayı. Deli geldi. Müttek. Ya Nasut. Sakin lan. Bırak kapat. Ulan adam ikidir. Ben uyarmasam camdan atlayacaksın. Geç ya. Arkadaşlar. Yanlış zamanda yanlış oranda panikliyorsunuz. Ben yokken panikleyeceksiniz. Bidon boş. Sıkıntı yok. Delirmedik daha. Ne yaptınız, ne ettiniz? Ne konuşuyordunuz lan? Seni. Ya bırak yalan söyleme. Siyaset konuşuyordunuz. Duymadın mı sanıyorsun? Duyuyorum ben. Duvarlar çok ince. Zemin memin çok ince. Duyuyorum ben her şeyi. Hmm. Ne yapacağız sizle ya? Otur, otur. Ayakta kal. Allah aşkına otur. Otur. Nereye oturayım? Karıştırma. Ne içeri? Bana karşı bir önlem aldınız mı? Yok. Ya ama Deli Bey, şimdi bu da yani seçim, memleket meselesi. Yani çok önemli değil mi? Ablacığım, bak sizin benden daha önemli bir meseleniz yok. Abi, çok haklısınız. Aslında biz sizle aynı fikirdeyiz. Aynı noktadayız. Bizim, yani bizim sizden daha önemli bir meselemiz yok abi, yok. Vallahi yok da. Siz de bizi bir uyarsanız be abi. Lan ben sabahtan beri ne yapıyorum? Ben sabahtan beri ne yapıyorum ya? Ben daha ne yapayım ya? Ben uyarmıyor muyum lan buraya gelip gelip size? Ha, ne yapayım daha lan? Ha, ne yapayım? Ensenize mi üfleyeyim lan? Yanağınızdan makas mı alayım lan? Ha? Kulağınıza küfür mü edeyim oğlum? Bacım kusura bakma. Ne yapayım lan? Yani kulağa küfür etmek çok hoş bir şey değil ama... ne bileyim yani öncesinde bir mesaj atabilirsiniz ya da bir söyleyebilirsiniz öncesinden bize. Bilmiyorum güzel kardeşim. Ben Nevrim'in ne zaman döneceğini bilmiyorum. Bilmiyorum. Ay yok, bu böyle olmayacak. Abi telefonunu çıkarıp şuraya gelir misin bir saniye? İnternete girelim, şuraya oturalım. Sana diyorum. Abi diye. Korkma ya, şimdi ben varım burada. Telefonunu verme baba. Abi hadi. Enişte abi zaman geçiyor. Dikkat et. Ne yapacaksın? Otur otur. Anlaşıldı, siz bana karşı önlem almayacaksınız. Ben size karşı kendime önlem aldıracağım. Bir internete gir. Var mı internetin? Bağlan bana istiyorsan. Yok. Alışveriş sitesine gir. Uygulama uygulama bir şey. Çelik kapı yaz oraya. Yaz çelik kapı yaz, bak bakayım. Hı. Şu iyi mi? Hemen de indirimdekini seçiyorsun. Kusura bakma, acıdı mı? Yok önemli. Sen benim canımsın. Sağ ol. Güzel bir şey bak şöyle, sağlam. Her tarafından şak 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 kitlenen bak bir tane. Ya bu indirim demişken klimalarda 15 dakikalık süper indirime girmiş ha. Evet Hüseyin, bakayım. Vallahi olur ha. Ay ihtiyacımız var Hüseyin. Şu klima çok iyi, bundan alalım. Bu güzel. Ama bir şey diyeyim. Aa, buradaki halı şu salona sersek. Ay nasıl geniş gösterir biliyor olur, musun? Olur. Vallahi enişte klimayı alalım. Altına da güzel bir tablo. Aynen baba, bayağı ferahlarız. Yalnız şurası karanlık ya, bir tane de abajur alalım mı oraya? Olur olur. Lan ben evi yakıp yıkacağım. Buraları dümdüz edeceğim, ağzınızı burnunuzu kıracağım. Bunu yalayacağım diyorum. Siz, ya arkadaş siz... siz evi güzelleştirmekten bahsediyorsunuz ya. He? Ya siz beni niye ciddiye almıyorsunuz ya? Ya? Ondan sonra ben kötü oluyorum. Niye beni sallamıyorsunuz? Niye bana inanmıyorsunuz? Niye korkmuyorsunuz benden? Adamı ağlattık ya. Oğlum, deli ağlatmak çok günah lan. Abi, deli abi. Abi biz senden vallahi çok korkuyoruz abi. Vallahi tırsıyor abi. Yemin ediyorum çok korkuyoruz senden. O nasıl bir deyim lan? Ya bayağı korkuyoruz abi senden. Ama ne var biliyor musun? Ne var? Abi biz seni böyle göre göre sana alıştık ya. Bence ondan. Bir de ne zaman geleceğini bilmiyoruz ya. Tam sana kanalize olamıyoruz. Bilsek ne zaman geleceğini. Çocuk taktı ne zaman geleceğini. Sen benden ne zaman müslüsün güzel kardeşim? Evet abi. Tamam ulan. Şöyle bir düşüneyim. 5-10 dakikaya. Delirip geliyorum hemen. Oldu mu? Oldu abi. Ha. Abi. Ha. 5 mi oldu? 15 ulan. Delirttiniz deliği. 15 dakikaya geliyorum. Şov yapıyorum burada. Şov yapıyorum. Önleminizi alın. Adam süre verdi. 15 dakika dedi. Ne yapacağız? Şöyle ne yapacağız? Adam beni alacağız. Evdeki bütün kıymetli eşyaları alın. Evden çıkmayacağım. Kıymet, ha. Televizyonu alsın. Televizyonu al. Ben televizyonu alıyorum. Adam geldi. Psikolog burada yalayacağım. Ha, haberlere bak lan.
İstanbul'da Denizli'deki adamın birinin evine girmiş, evi dağıtmış, yakmış, çıkmış. Bak şimdi önlem alacaksın. Önlem almazsan böyle oluyor işte hayatım. Ya vallahi koştum, terledim şimdi. Ter içinde kaldım. Kayınço şu kapıyı aç da gözünü seveyim, bir cereyan yapsın ya. İçeriden şu hale bak, Allah'ım seversen şu insanların dramına bak ya. Madem delil yaşıyorsun, al önlemini. Yanlış mıyım ya? Haklısın baba. Olaya bak. Bak, yalıyor. Yalar, yalar. Yalar. Şaka mısınız lan siz? Ulan ben sizi çelik kapı alın dedim. Hadi çelik kapıyı geçtim, siz sokak kapısını açık bırakmışsınız. Ya işte öyle, yapmadan önce camını açarsan deli girer tabii içeri. Kapat kardeşim şunu. Senin kapın açık, kapın. Ama neyse ne ya, burada olmamış olay. Burada, olay burada ha. Yenge, olay bak burada, olay burada. Hayır, nerede olacağı da belli değil ki. Belli ulan, oluyor işte, şu an burada oluyor ya. Kader işte, kader. Kader mi? Kader ha, tamam. O zaman müsaadenizle ben içerideki odalardan ufak ufak başlıyorum belirmeye. Haydi bakalım ya. Yani sen hiçbir önem alma, eve gir, tencereni açık bırak. Eve dedim mi, perdeyi de kapatacaksın, her şeyi kapatacaksın, mahreminde yaşayacaksın. O zaman deli girer tabii. Her yer onu açık. Sonra da ağla otur, dur ağla yani. Yazık bu insanlara, çoluğun çocuğunu anlayalım. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan! Hüseyin! Hüseyin, odadan duman geliyor. Ha baba! Ya şu an haberlerde izlediğimiz felaketin aynısını yaşıyoruz. Kaçmamız lazım. Hadi kaçın. Hadi çıkın. Aman ne iyice, ne iyice. Boş ver ya aman. Kaderde ne varsa o. Lan dur dur. Kim kim? Bir dakika dur. Kim olur o kaderci Şirin? Hanginiz? Bu. Güzel. Adamım çıktı. Siz kaçın abi. Sen kal. Tamam. Baba gel baba. Beni sen delirttin lan. Beni sen delirttin kaderci. Gel lan buraya seni. Nereye gel abi? Ne yapacaksın? Belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım uzamede sen de söyle.